Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda sizlerle birlikteyiz. Böyle sıcak yaz akşamından serin bir ortama geldik. Kayseri'mizin güzel ilçesi Yahyalı'dayız. Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk'le birlikte Yahyalı'yı konuşacağız. Tabii bu güzel söyleşiyi meslektaşımız Tolga Yılmaz'la birlikte yapacağız. Öncelikle değerli başkanımıza hoş geldiniz diyorum efendim. Öncelikle tabii siz de hoş geldiniz diyorum. Bir yaz akşamı Yahyalı'mızın en güzel meydanından ben tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Yeryüzü cennetine siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanımız, aslında biz onun konuğuyuz, misafiriyiz. Dolayısıyla bulunduğumuz mekan Cumhuriyet Meydanı. Yahyalı Cumhuriyet Meydanı'nda çok güzel bir ortam var. Çok güzel. Burayı da değerli başkanımız belediye restore etmiş. Hemen sular böyle sesleri, insanın ruhunu da rahatlatıyor, dinlendiriyor. Tabii nasıl geçiyor yaz diye buradan başlayalım. Kayseri'ye baktığımızda Türkiye'nin birçok yeri sıcakla kavruluyor adeta. Biz burada böyle serin bir havada program yapıyoruz. Doğan Bey, ben 41 kere maşallah diyeceğim. Bugün 41 kelimesinin sayısını çok kullanacağız. Ben 41 kere maşallah diyorum. Yahyalı'mızın tabii meydanındayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Tüm tabii izleyicilerimize böyle bir yaz akşamında, belki yazın zirve yaptığı insanların, buraya hemşerilerimizin ve turizm amaçlı gelen insanlarımızın zevkinin zirveye vardığı bir yaz günlerini yaşıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, Yahyalı'mızın normalde adrese dayalı nüfusta 36 bin ama şu anda ilçemizde yaşayan insanın sayısı 50 bin. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan ve diğer illerden gelen gurbetçilerimizle beraber, yurt dışında beraber 50 bin nüfuslu bir ilçede. Tabii en güzel meydanı Allah'a hamdolsun, feda olsun, biz insanlarımız için buraya yaptık. Cıvıl cıvıl. Eskiden burada tabii hani kervan göçmez, kuş uçmaz, kervan göçmez gibi derlerdi. Böyle bir meydanda ama ben geliyorum, mutlu da oluyorum. Zaman zaman da hemşerilerimizle beraber böyle bir meydanda cıvıl cıvıl çocuklarıyla beraber geliyorlar. Bir meydan kafemizden tabii yayın yapıyoruz, canlı yayınımızı buradan yapıyoruz. İnsanlar tabii haremlik selamlık gibi değil ama aile yeri olarak kullanmış olduğumuz bu mekan gerçekten insanlarımızın takdir ettiği, hele hele birçok bu ilçede projeler yaptın ama belki bu kaymağı oldu dediler bu meydanımız. Çünkü biraz da ifade buyurduğunuz gibi altından ırmaklar akan cennet gibi su sesi var. Evet. Tabii kuşlar şu anda uykuya geçtiği için uyku moduna, sabahları burada kuş sesiyle beraber insan gerçekten city slow diyoruz. 50 bin nüfusun altındaki ilçelerin müracaat ettiği bir güzellik malumunuz. İnşallah önümüzdeki günlerde burayı, nüfusu 50 binin altında olan ilçelerin müracaat etme hakları var. Buraya inşallah Kayseri'mizde 16 tane ilçemiz var. 16 ilçenin içerisinde ilk müracaatı da inşallah Yahyalı Belediyesi olarak City Slow dediğimiz, inşallah şehrin girişinde insanlar, burada doğa harikası bir yer. 50 binin altında da olunca doğrusu şartlarımız uyuyor. İnşallah bu ilçe yeryüzü cenneti diyoruz. City Slow'a bir kez daha dediğimiz gibi hoş geldiniz diyorum. Değerli başkanım, girişte baktığımızda yeşil, böyle gerçekten görmeye arzu ettiğimiz bir görüntü, tablo. Tabii biraz sonra Tokyo'ya kentsel dönüşüm hepsine gireceğiz ama doğayı, tabiatı korumak adına da belediye olarak ne gibi faaliyetleri yapıyorsunuz? Vatandaş bu konuda ne kadar bilinçli? Doğan Bey, şunu arz edeyim. Bir defa Yahyalı, Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir güzelliğin üzerine kul olarak ve belediye olarak ilçe merkezimiz var. 41 tane mahallemize yapmış olduğumuz güzellikler var. Şüphesiz bu ikinci dönemimiz malumunuz. Yaklaşık 8 yıldan beri 41. ayımın içerisindeyiz. Arz etmeye çalıştım. Demin de öyleydi. Bugün itibariyle evet, yani şöyle, 41 kere maşallah 41 projemizden bahsetmiştik. Bugün itibariyle Ağustos ayı içerisindeyiz ve 41. ayımızın içerisindeyiz. Ve özellikle dediğimiz gibi 41 tane mahallemiz var. Tabii güzelliği var ama belediye olarak tabii dokunuşumuz var. Başta Yahyalı'mızda, girişimizde, evet, bu ilçeye gerçekten eskiden köy görüntüsünde olan bir ilçeye Allah'a hamdolsun bugün şehir görüntüsünde olan bir Yahyalı durumuna getirdik. Tabii bunu kimlerle yaptık? Ekibimizle yaptık. İnsanlarımızın vermiş olduğu destek sayesinde onlara yakışır bir güzelliğe imza atmanın gayretiyle gece gündüz demeden bu duruma gelmiş oldu. Ben feda olsun
helal olsun diyorum. Yahyalı insanı gerçekten değer. 16 tane ilçemiz var. Her biri birbirinden kıymetli ama görev yaptığımız, burası hem doğduğumuz yer hem de doyduğumuz yer. Biz insanlarımızla ödeşmek için gece gündüz gayret ediyoruz. Evet. Sayın Başkan, siz de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucular arasındasınız. Kuruluşundan beri teşkilatın içerisindesiniz. Parti kuruluşunun 21. yılını kutluyor. Bir de slogan bulunmuş tabii. Bir olduk, 21 olduk diye. Doğru. Şimdi tabii siz belediye başkanları bir partiden seçiliyorsunuz ama seçildikten sonra rozetlerinizi çıkartıyorsunuz, atıyorsunuz bir kenara. Hiçbir parti gözetmeksizin bütün vatandaşa eşit hizmet götürüyorsunuz. Doğru. Tabii ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yani Cumhur İttifakı'ndan seçildiğiniz için de bu partinin kuruluşuna dönük olarak da mesajlarınızı da almak isteriz. Tabii ben buradan gönülden, yürekten çok sevdiği ilçemizden, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sevdiği ilçeden öncelikle saygılarımı arz ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Nice inşallah 21 yıllar olsun diye düşünüyorum. Tabii bu arada Cumhur İttifakımız, Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi partilerimizin de yani liderlerine tabii sağlık diliyorum ben, afiyetler diliyorum ama Cumhur İttifakımızın iki tane mümtaz liderleri, Cumhur İttifakımızın da oluşturduğu tabii liderlerimiz. Onlara selam öncelikle birinci vazifemiz ama AK Parti'mizin de 21. yılını, kuruluşunun 21. yılını kutlamış olur. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii genel merkezde, onlar kendi bir programları dahilinde ama Kayseri olarak da dün biz Kayseri'deydik biliyorsunuz Sarımsaklı Barajı'nda çok da güzel bir kutlama oldu. Ben bir kez daha söylüyorum. İnşallah Allah ömürler versin. Hani Fatih İslamoğlu fethettiği yaş 21 yaştı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala AK Parti'mizin 21. yılını bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul'u fethettiği yaş gibi inşallah önümüzdeki seçimde de Sayın Cumhurbaşkanımızla güçlü bir desteği inşallah buradan göreceksiniz diyorum ben. Yaptırdığımız bir anketi de buradan tabii ben paylaşmak istiyorum. Buyurun. Gerçekten yani şöyle böyle deniyor ama 1000 kişi üzerindeki yaptırdığımız bir ankette özellikle belediye başkanı olarak biz yaptırmış olduk. Yani sonucu mutlu edici bir sonuç. Oran vermek doğru olmaz ama çok samimi söylüyorum. Hani hiç kimse yoğurdum ekşi, ayranım ekşi demez ama burada yine biz performansımızı koruyoruz. Bu manada bana göre sevindirici. Ben burada müjdeyi de vermek istiyorum. Peki. Şimdi tabii nüfusla devam edelim. 36 bin nüfus dediniz. Evet. Siz seçildiğiniz günden bu yana hani 300'ler, 100'ler, 200'ler bandında bir oynamalar var ama nüfusu korumayı başarmışsınız. Evet. Bundan sonra da tabii nüfusu koruyabilmek hatta artırabilmek için de mücadele edeceksiniz. Bunun da tabii göçün önüne geçebilmek için en önemli yani sermayelerden biri de istihdamdır. Şimdi siz tabii istihdamın önleyebilmek için çeşitli adımlar attınız. Burada çeşitli atölyeler kurduğunuzu biliyoruz. O atölyenin sayısını artıracağınızı söylemiştiniz. Ne boyuttayız şimdi? Hemen arz edeyim tabii istihdamda önemli bir konu. İnsanların önünü açmak, daha doğrusu yardımcı olmak bu önemli. Malumunuz Kumtel. Kayseri'deki evet. Kumtel fabrikası burada yer gösterdi kendilerine. Şu anda tabii İşkur'la ortaklaşa yürütmüş olduğu bir proje sona erdi ama tabii şu anda oradaki mesleği öğrettiği işçilerimizle beraber yola devam ediyorlar. 35 kişilik dine kolay kadın ve erkek olmak üzere 35 kişilik bir istihdama biz kapı aralamış olduk. Ben feda olsun diyorum. Yine hakeza tekstil atölyesini kurmuş olduk. Oraya yer temini oldu. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gönülden, yürekten Özkoyuncu ailesi sosyal sorumluluk gereği belediyemize şartlı olarak 1 milyon lira 1 milyon TL'lik gibi bir yardımda bulunarak tabii terzi malzemesi dediğimiz dikiş makinesi ne bileyim alet ve edevatları bağış olarak vermiş oldu. İnşallah en kısa zamanda belki 10 gün sonra İnşallah basınımızla paylaşacağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii müracaat eden insanlarımızın içerisinden seçmeler oldu, elemeler oldu. Tabii tekstilci dostlarımız, iş adamlarımız burada işe öğretmeyecek. Birazcık da doğrusu işi bilen insanlarla yürüyecek ki projemiz ölü doğmasın. Bu önemli tabii. Ben tüccarlık yapmadım. Esnaflığı bilmem. Ama tabii söyledikleri, tecrübeli iş adamlarımızın söylediği Başkanım ilk önce 25 veya 30 kişilik bir hanım kardeşlerimizle başlayalım. Bu 150'ye kadar gidecek diyor. Şunu söyleyeceğim ben. İnşallah istihdam noktasında iyi bir durumdayız. Zaten biliyorsunuz RES'te, GES'te ve HES'te bir üstüz.
devamlı buraya enerjide üst olduğumuz için habire iş yerleri de açılıyor. Gençlerimize doğru. Dolayısıyla ben Yahyalı'nın geleceğini çok iyi görüyorum. Bir müjdemi de burada paylaşmak isterim. Tabii çok ciddi manada altın rezervi maden noktasında bir araştırmalar var. Belki 2 yıl veya 3 yıl sonra bir Develi gibi neden olmayalım? Bu noktada önemli gelişmeleri inşallah önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki yıllarda kamuoyuyla paylaşırız. Belki 1000 kişinin çalışacağı bir altın madeni bulunması noktasında hızlı adımlarla iş adamlarımız şu anda sondajlarını yapıyorlar. Dediğimiz gibi burası bundan sonra göç vermeyecek, bilakis göç alacak. Çünkü city snow diyoruz yani. İnsanlar artık şehirlerden bıktı, yıldı. Burada geçinmek daha kolay. Tolga Bey, şunu arz edeyim. İstanbul'daki iş adamlarımız diyorlar ki başkanım 10.000 TL para veriyoruz, aylık veriyoruz ama çalışmak istemiyor diyor. İstanbul gibi bir metropol bir ilde tabii kalmak, kira ödemek birazcık sıkıntı. 5, 6, 7, 8 bin liralık bir kira vermektense Yahyalı gibi bir yerde 5.500 TL asgari ücret artı sigortayla insanlarımız burada inşallah çalışırsa belki İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'daki iş adamlarımız biraz da doğrusu ilçelere doğru yöneliyorlar. Artık buraya doğru bir bakış, buraya doğru bir göç var. İş adamlarımızda da var. İşçilerimizde olduğu gibi iş adamlarımızda buraya ciddi manada geliyorlar, bizimle istişare ediyorlar. Başkanım, ben İstanbul'daki atölyemi buraya taşımak istiyorum. Çünkü burada geçim şartları çok daha kolay. İşçi bulmakta zorlanıyoruz. Doğrusu artık bundan sonra ben Yahyalı göç veren değil, bilakis göç alan bir ilçe noktasında ben ciddi ümidim var, ümit varım. Peki bu madene yabancı yatırımcı mı, yerli yatırımcı mı? Yine evet, yabancı yatırımcı ile ilgili ciddi manada gerçekten bu habere de çok çok sevindim. Başkanım dediler, bir bölgemizde şu anda maden sahası içerisinde belki Develi'mizdeki madenden çok daha zengin bir rezerve sahip bir yer. O zaman tabii burada 1000 tane işçi ne demek? Yani 1000 tane gencimiz inşallah orada çalışırsa dediğimiz gibi bu ilçe kalkınmaması için hiçbir geleceği, hiçbir sıkıntı yok. Tabii. Çok özür diliyorum. Değerli başkanım, baktığımızda tabii ki şehirde ciddi anlamda Suriyeli vatandaşlar var. Dolayısıyla burada ne kadar, ilçemizde ne kadar Suriyeli var? Tuğhan Bey, bu konuda şanslı bir ilçeyiz. Doğrusu burada sıkıntı değil. Belki yani polemik konusu biliyorsunuz işte Suriyeliler geldiydi gelmediydi ama şunu çok samimi olarak söylüyorum. Elma iniyor tabii orada çalışıyorlar. Burada ameliyatlık yapıyorlar. Burada atölyede çalışıyorlar. Yani gelen üzerine koymadı. Yani ilk gelişte her neyse 50 aile, yaklaşık o da 500 kişi falan dediler ama emin değilim ama 50 aile olduğunu biliyorum. Üzerine son olarak da rakamı doğrusu almadım. Belki yanıltabilirim. Yani ehline malum olursa başkanım bilmeden atıyor demesinler lütfen. Ne olur. Bu konuyla ilgili ama bizim istediğimiz düzeyde çok fazla bir artış olmadı da olmaz da. Anladım. Yani Suriye ile ilgili, Suriyeli ile ilgili burada bu ilçede bir sıkıntı yok. Anladım. Tabii Katil İttifak dolayısıyla baktık. Gerçekten güzel bir ilçede yaşıyorsunuz. Doğan Bey de girişte bahsetti. Hayranlıkla geldik gerçekten girdiğimizde. Katil İttifak'ın herhalde sınırını tutuyorsunuz ama bir TOKİ projeniz olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bu istihdam artırıyorsunuz. Göçün önüne geçmek için dışarıdan da ister istemez işçi getirmeyi de planlıyorsunuz nüfus artırmaya dönük. Bunlar yani TOKİ'de barınacaklar. TOKİ'de ister istemez nüfusun artmasına neden olacak diye mi düşünüyorsunuz? Şöyle arz edeyim. Malum Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ilde özür diliyorum. Bu TOKİ ile ilgili ciddi manada destekleri var. Evet. Projeleri var. Evet. Tabii bunun içerisinde Kayseri'miz de var. Doğrusu ilçelerimiz de var. Şunu açık yüreklilere söyleyeceğim Tolga Bey. Belki iki defa ihaleye çıkmamıza rağmen TOKİ tarafından ilgi görmedi. Müteahhitlerimiz tarafından ilgi görmedi. Birazcık coğrafi olarak tabii eğimi fazla olduğu için maliyet biner diye TOKİ buraya iki defa ihale açmamıza rağmen talipli olmadı. Dolayısıyla yer birazcık eğimli. Ama tabii dünyanın sonu da değil orası. Bugün arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bir istişareyle 4 tane yerimizi inşallah biz TOKİ'ye yazacağız. Yani mali hazinesi ve MERA olarak bildiğimiz 4 tane yerimizi yazacağız. Çünkü gerçekten Yahyalı'mız kıymetli bir yer.
burası tarımda, hayvancılıkta, enerjide, turizm ilçemiz. Turizm ilçesinde insanların şeyi çok çok daha fazla, rağbeti çok daha fazla olur malumunuz. Dolayısıyla ev fiyatları birazcık burada yüksek, anormal yüksek. Ama onun önlemini almak da herhalde belediye olarak, yerel yönetici olarak bizlere düşüyor. Bu manada ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde TOKİ ile ilgili yapacağımız projeyi ciddi manada kamuoyuna sunduktan sonra ev fiyatlarında dahi bir istikrarın olduğunu kesinlikle göreceğiz. Hangi boyuttayız şu anda? Süreç ne kadar? Şu anda, nasıl işliyor? Tabii şu anda Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz yer tespiti noktasında buradaki elemanlarıyla, yani Milli Emlak'ın şefiyle, Milli Emlak Müdürü'yle belediyelerle işbirliği içerisinde bize nereye planlarsınız, TOKİ olarak nereye görmek istersiniz diye yazı yazdılar. Ona cevabı olarak dört yerimizi biz onlara göstermiş olduk. Müracaat nasıl? Hızlı bir şekilde, tabi müracaat aşamasında değil ama tabi TOKİ ile karar verdikten sonra derhal müracaatlar alacağız. Yani bir heyecan olması var mı? Lazım kesinlikle. Yani yaptırdığımız, cuma günkü yaptırmış olduğumuz bir ankette Doğan Bey, kesinlikle insanlarımız birinci planda belediyemizden neyi bekliyorsunuz sorusunda aldığımız cevap, evet, TOKİ'den ev konusunda. Yani diğer konularda çok sıkıntı yok Allah'ım olsun. Biz zaten problemleri çözüp çözmeye devam ediyoruz. Ama bu ilçenin en büyük sıkıntısı şu anda dediğimiz gibi TOKİ ile ilgili yeni evlenen yavrularımıza konut artı tabi doğal gazı alamayan insanlarımızın sıkıntıları var. Onu belirli bir aşamaya geçtik. Geçen Memduh Başkanımızla bir araya toplandık, ilçe belediye başkanlarımızla. Bir araya geldik. İnşallah çözüm noktasında ben gönülden, yürekten kendine Yahya'mızdan teşekkürüm var. Memduh Başkanımıza Derebağ konusunda ısrarlı bir şekilde 2022 yılında doğal gazı alacağım diye ısrar etti. Ben kendine buradan gönülden, yürekten teşekkürüm var. Tabii bizi izleyen Derebağ'daki oturan, Kirazlı'daki oturan dostlarımıza da müjdemiz olsun diye düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda oranın da doğalgazı geldikten sonra artık burası yakıt konusunda da konforlu. Birazcık dediğimiz gibi ev konusunda sıkıntılarımızı da aştıktan sonra yaşanabilir bir ilçe olma noktasında hızlı adımlarla devam ediyoruz. Vatandaş memnun değil mi doğalgazdan? Şimdi evlere bağlandı. Evet tabii kesinlikle. Mi? En büyük aldığımız doğalardan bir tanesi. Birazcık ihtiyar işi. Birazcık da her zaman söylüyorum. Gerçekten konforlu bir yakıt. Doğalgaz bu ilçeye yakıştı diye düşünüyorum. Her tarafa yakıştığı gibi buraya, turizm ilçemize çok daha fazla yakıştı. Peki. Değerli başkan, şimdi Tolga Bey de sordu konutla ilgili. Siz de dediniz ki fiyatlar yüksek. Baktığımızda sadece ev fiyatları açısından değil, yani iş yerleri açısından da çok ciddi anlamda fiyat artışlarını görüyoruz. Yani bir eczane fiyatlarını duyuyoruz biz burada. 1,5 milyona, yani bu kadar yüksek rakamlara çıkması bir ilçede gerçekten çok ilginç, çok manidar. Bunun altında sadece özel şahısların, müteahhitlerin yapmış olması mı bu fiyatları artırıyor? TOKİ'nin girmesi diyorsunuz ki o ciddi anlamda burada fiyatları düşürecek diyorsunuz. Ne gibi vatandaşlardan böyle beklenti ya da baskı var mı? Doğu meşhur arz edin. Malum belediyelerimiz ekmek çıkarır. Yani belediye ekmek fabrikaları ne için kurulur? Bir yerde fiyat istikrarı olsun diye. Bir nevi tabii TOKİ kanal ile yapılan binalar ve iş yerleri de doğrusu birazcık müteahhitlere aslında bir nevi fiyat istikrarı olsun diye. Tabii ilçemiz ana cadde, zaten mecburiyet caddemiz diyorum ben. Kayseri caddemiz, Atatürk caddesi diye belirtilen caddemizde birazcık fiyatlar doğrusu anormal. Yani normalin üstünde. En fazla da belki insanlarımızın arzu ettiği, bir tükenim olsa diye iç geçirdiği yerlerden bir tanesi de bizim Kayseri caddemiz. Orada birazcık fiyatlar istediğimiz seviyenin üzerinde. Doğru. Kesinlikle vardır. Şahıslar eline yapılan iş yerleri illaki biraz daha fazla. Ama o noktada çok ciddi, ben gönülden yani, ben mesela tebrik ediyorum. Bir Bünyan Belediye Başkanımız oraya da devlet hastanesi yapıldı. Evet. Malumunuz belediyeye ait olan bir yeri hemen ihaleye çıkmış oldu. Doğrusu hem belediyemiz kazandı hem de insanlarımız kazandı. Oradaki eczacılarımız kazandı, esnafımız kazandı. Aslında siz de burada ilçe hastanesinin ön tarafına ya da orada bir alan yaratamaz mıydınız? Yani öyle biraz özel mülkiyet olduğu için yani insanlarımız kazansın diye düşündük. Ama Allah nasip ederse tabii illaki devlet hastanesinin orada değil ama başka bir yerlerde, bir müjdeyi de buradan paylaşmak isterim. TOKİ olarak yapılmayan bir yere
Fevzişakmak mahallemizden bahsediyorum. Çok özür diliyorum. Tamam. Orada inşallah önümüzdeki günlerde proje aşamasında birazcık daha arkadaşlarımızla teknik olarak çalışacağız. İnşallah Cumhuriyet Meydanımıza çok yakın bir yerde hem konut olarak belki 1+1, 2+1, 3+1 gibi insanların biraz daha fiyat istikrarını sağlama adına bir müjdemiz olacak. Bu TOKİ'den farklı. TOKİ'nin yapacağı yer farklı. Yahyalı Belediyesi olarak bizim yapacağımız yeri inşallah şu anda paylaşmak ham bir fikir. Ama önümüzdeki günlerde inşallah kamuoyuyla da paylaşacağımız bir müjdeyi ben burada vermek istiyorum. Paylaşmak istiyorum. Değerli başkanım, geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir programda böyle villa tarzında konutları göstermiştik ekrandan. Doğru. Onunla ilgili bir çalışmanız var mı? Ne durumda? Bir de hemen onunla bağlantılı bir soru olarak da biraz önce siz de söylediniz. İşte Kayseri güzergahı üzerinde olan, yani Cumhuriyet Meydanı'nın diğer tarafıyla bu taraf arasında çok ciddi bir fark var. Hani Sivas Caddesi'nde Koca Sinan tarafı farklı, Melik Gazi Belediye tarafı farklı. Siz de Koca Sinan Belediyesi'nden gelen bir kişi olarak bu aradaki fiyat ayrımını, uçurumu nasıl yorumluyorsunuz? Tabii Doğan Bey, dediğiniz doğru. Birazcık şehir doğrusu istesek de istemesek de aşağıya doğru kayıyor. Yani şöyle diyelim, ticaretin merkezi birazcık aşağıya doğru kaymış oldu. Belki burada biraz daha, yani imkan meselesi diyeceğiz. Biraz daha belki yeni yapılar, yeni iş yerleri açılmış olsa, doğrusu ben belediye başkanıyım. Burada dengeyi sağlamak durumundayım. Hatta şu oturmuş olduğumuz mekanı açarken dahi doğrusu bu dengeyi koruma kollama adına yapılmış bir güzellik. Eskiden burada tabi incin top oynuyor derlerdi ya, öyle değil. Şu anda cıvıl cıvıl bir meydan oldu. Bu meydan hem aşağı mahallelerimizin hem de yukarı mahallelerimizin buluşma noktası. Yani şunu söyleyeceğim. Bir Kur'an kursu yaptırdık, dengeledik o manada. Yani yukarı mahallelerimiz hep oraya gitmesin. Bunun psikolojik de sıkıntıları olur doğrusu. O noktada hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Her ne kadar işin doğası gereği mahalle aşağıya doğru, Kayseri'ye doğru, Develi'ye doğru kaysa da dediğimiz gibi biz burayı yine belediye imkanlarını seferber ederek, yani imarı, kentsel dönüşüm, kesinlikle kentsel dönüşümü yine aynı şekilde inşallah göstereceğimiz TOKİ ile ilgili arsanın bir tanesi de bizim yukarıdaki Yenice mahallemiz, Gazi Beyli mahallemiz tarafında. Çünkü insanların tabi doğduğu, ne bileyim, çocukluk hatıralarının geçtiği yerler var. Oradan da vazgeçemiyor doğrusu. Biz de onu da göz önünde bulundurarak TOKİ ile ilgili 4 tane gösterdiğimiz yerlerden bir tanesi de o taraf. Ama tabi insanların fıtratı gereği, doğası gereği diyelim, ticaret birazcık aşağı doğru kayıyor ama dengelemek için gayretlerimiz her zaman, bunu vatandaşlarımız da biliyor. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ben denge insanıyım. Bu noktada mahalle ayrımı olmaz ama tabi önüne de bir türlü tabi geçilemiyor. O noktada yani daha doğrusu Yahyalı tek vücut. Yani bir olduk, 21 olduk diyor efendim. Evet. Bir olduk. Biz bir olduk. Allah'ın izniyle burada da 41 oluruz. Diyor ki birliğimizi, dirliğimizi, kardeşlik ruhumuzu yitirmeyelim. Asıl onda o diye düşünüyorum. Evet. Peki sağlıkla devam eden o zaman Doğan Bey'in bıraktığı yerden hastaneyi açtık. Açtık efendim. Hastaneyi doğru. Açtık ama içeride herhangi bir işte teknik alet sıkıntısı, herhangi bir sorun ya da işte ilçenin bütün sağlık sorunlarını artık rahata erdirdik diyebilir miyiz? Kırsala da bakacağız Tolga çünkü. Tolga Bey, ben çok açık yürek diliyle söylüyorum. Feda olsun. Tabii yapılan güzellikler çok unutuluyor. İnsanoğlu hemen unutuveriyoruz yapılan. O 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki emeğimi biliyorum. Tahsisinden kurdalesinin çok özür diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Kayseri'ye geldiklerinde toplu açılışta malumunuz. Buranın da açılışı yapmış oldu. O ana gelinceye kadar gerçekten emeğe geçmiş bir belediye başkanıyım. Feda olsun. Bugün de yine başhekimimizle gittik, istişare ettik. Gerçekten Yahyalı Devlet Hastanesi yakıştı. 75 yataklı. Gerçekten Kayseri'deki şehir hastanesi kadar gönüllü ve oraya da yakıştı doğrusu. Yani 13 bin metrekarelik bir yere, burada da doğrusu yer bulamadık. Ve orası şu anda ciddi manada işimizi görüyor. Ama zaman zaman Develi'ye gidiyor muyuz? Ya Develi 31 kilometre veya 30 kilometre. Yani burada eksiğimiz varsa oraya gidiyoruz. Veya oradaki doktorumuz haftada bir gün buraya geliyor. Bana göre Yahyalı sağlıkta çağ atladı diyorum. İddia ediyorum, söylüyorum. Ufak tefek sıkıntılar olur mu? Olur. Yani
evinizden siz Kayseri'den buraya gerekene ufacık bir sıkıntı yaşadığınızı yaşayabiliriz. Yani 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi'nde ufak tefek sıkıntılar olur ama büyütmenin bir manası yok. Çok özür dilerim. Geçtiğimiz günlerde sanıyorum bir su baskını oldu cihazlardan. Doğru. Yani bunları çok dillendirmek sıkıntı veriyor mu diyorsunuz? Yok yani kesinlikle öyle. Ben aradım Doğan Bey. Gerçekten o sel geldiğinde çok yağmur aldı doğrusu ve Türkiye'de de en fazla yağmur alan bölge bizim Yahyalı olarak bakarsanız meteoroloji bilgilerine yağış aldı. Ben tabii müteahhit aradım. Başkanım bir müteahhitlik sıkıntısı bizden kaynaklı unutmuş olduğumuz çatıda bir durumdan dolayı oldu dedi. Sağ olsun Sayın Bakanımız da geçenlerde geldiğinde ya vardık Yahyalı Devlet Hastanemize vardık. Çatıdaki olan sıkıntıyı kısmen giderilmiş ama bundan sonraki yağmurlarda da sıkıntı olmaması adına bugün dahi gittim. Yani her zaman biz onların yanındayız. Gerek çevre düzenlenmesi noktasında gerekse oradaki alet edevat ne bileyim odaların tefrişi noktasında bir takım eksikleri varsa biz zaten başımızı açıp koşuyoruz. Ondan hiçbir zaman ben gocunmadım. Çünkü Kayseri'de biz belediyecilik terbiyesini öne aldık. Belediyeciliği öne gördük. Bir Haseki Bakanımızı, bir Memduh Başkanımızı, bir Bekir Başkanımızın mantığı her neyse 20 yıl onların yanında kalmış birisi o mutfakta neyi gördüysem ben burada bunu uyguluyorum. Aynısını, tutkusunu burada uygulamaya çalışıyorum. Hiçbir kurum aidiyetim yok. Milli eğitimdi, diyanetti, sağlıktı. Hepsini elimizden geleni yapıyoruz ama hastaneden hiçbir zaman ben elimi çekmedim. Açık yürekli olmak lazım, dürüst olmak lazım. Varsa bir sıkıntı biz gerçekten gideriyoruz ama büyütmemek lazım. Ufak tefek oradaki personellerin kendi arasındaki sıkıntıyı sanki hem bir başkalarına servis etmek doğrusu etik değil, ahlaki değil. Bu ilçe bizim yani o noktada da birazcık duyarlı olmaya davet ediyorum. Bizim hemşehrilerimiz onlar bizim insanlarımız ama oradaki şeyi büyütmemek lazım. Tabii kırsal mahallelerde biliyoruz 70-80 kilometre mesafe var. Evet. Tabii ilçenin kendi içindeki sağlık sorununu giderdik hastanenin yapılmasıyla ama oralara ne yaptık? Oralardaki sağlık yani sağlıkla ilgili sorunları giderebildik mi? İstasyon sorunumuz var mı? Sağlık ocağı sorunumuz var yani mı? Ben şöyle arz edeyim. Ben 41 tane mahallemiz var. Yaklaşık 28-29 tanesinde Doğan Bey. Biz mahalle konakları yaptık malum. Mahalle konakları içerisinde. Evet kırsaldaki mahallelerimizin orasına yani o konağa bir tane de sağlık evleri, sağlık ocağı demiyoruz, sağlık ocağı farklı bir konsept. Sağlık evleri, doktor geldiği zaman muayene edeceği bir yerleri. Artı burada yeni açılan ilçe sağlık müdürlüğümüz açıldı mesela. O konuyla da ilgili biz ilgimizi, alakamızı hiçbir zaman esirgemedik. Çevre düzenlemesiyle ilgili yeni açıldı. Ve şu anda yeni açılacak. İnşallah Eylül atamasında iki tane daha doktorumuz buraya. Aile hekimi gelecek eski devlet hastanemizin oradaki yere yine belediye dokunuşuyor ya inşallah oradaki hizmetlerimiz de devam edecek. Şunu arz ediyorum her nerede sağlıkla ilgili bir eksiklik var bize düşen bir şey varsa bu ilçede 41 tane mahallemizin hepsinde de biz ellerinden tutmaya gayret ettik. Bunu çok iyi biliyor giden sağlık müdürümüzle önceki dönem sağlık müdürümüzle şimdiki gelen sağlık müdürümüzle gerçekten gönülden yürekten kendiler sağ olsunlar iltifat ettiler. Başkanım belediye olarak biz sizin her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Gönülden yürekten teşekkürümüz var diye bir kez daha söylüyorum ve altını çiziyorum. Buradaki sağlıkla, eğitimle her türlü konuda biz yetişemedikleri yerde yanlarındayız. Tabii ilçe sağlıkla görüşüyorsunuz. Belli günlerde mi sağlık evlerine doktorlar gidiyor muayene için? Doğru. Tabii yani doktorlarımızın, aile hekimlerimizin atıyorum bir Kirazlı mahallemizde gittiği zaman günü belli. Orada gidiyor. O sağlık evimizde gelen hastalarını muayene ediyor. Atıyorum bir Ulupınar'a veya bir Kabuzbaşı'na veya Büyükçakır'a gittiği zaman, mahallemize gittiği zaman doktorumuzun yani 2022'yi temsil edecek bir bu sağlık... Bu ekrandaki görüntüler mi bu sağlık? Evet, doğru. Evet. Gerçekten feda olsun. Burası çok takdir aldığımız insanlarımızın mutlu oldukları bunlar mahalle konaklarımız. Bunun içerisinde muhtar evlerimiz var. Bunun içerisinde sağlık evlerimiz var. Bunun içinde toplantı yapacağımız mekan var. Doğrusu üç fonksiyonu bir arada yürüten bir güzelliği hiçbir mahallemizde bunu esirgemedik. Hala yapımız eksik kalan yerleri de inşallah tamamlayarak bu işi tamamlamış olacağız. Peki. Bugün YKS sonuçları açıklandı. Tabii Yahyalı'da da Meslek Yüksek Okulu ile ilgili biliyorsunuz
yerleştirmeler yapılacak. Ne bekliyoruz? Görüştünüz mü okul yetkilileriyle? Gerçekten YKS sınavları neticesi açıklandı. Ben kazanan tüm öğrencilerimizi, anneleri, babalarını tebrik ediyorum. Yavrularımızı tebrik ediyorum. Gerçekten inşallah gönüllerine göre bir okul tutturmuşlardır. Ben tutturan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tutturamayanlar da bir başka bahara inşallah gayret ederlerse, çünkü kader gayrete aşık derler ya, inşallah gayret ederlerse bir sonraki sınavda gönüllerindeki fakülteye, okula yerleşir. Ben bir müjdeyi de paylaşmak Buyurun. İstiyorum. Biraz önce programa gelmezden önce Kayseri Üniversitemizin kıymetli rektörüyle görüştük. Başkanım 41 tane öğrencimiz hayırlı olsun diye. Bugün 41 rakamını çok kullanacağım dediğimde doğrusu birazcık bundan Doğan Bey. 41 tane mahallemiz var. 41 kere maşallah 41 tane projemiz var. 41 tane 2022-2023 eğitim öğretim yılında buraya tercih eden öğrencilerimiz. 20 tane de zaten daha önce de 2021-2022 eğitim öğretimde devam eden öğrencilerimiz. Dolayısıyla Yahyalı Meslek Yüksek Okulu alternatif enerji bölümlerine yaklaşık şu anda 60 tane öğrencimizle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben şunu çok iyi biliyorum. Meslek Yüksek Okulu'ndaki geçtiğimiz dönemdeki öğrencilerimizi Allah'a hamdolsun hem barınma hem de yemek konusunda yavrularımızın elinden tuttuk. Hem barınmalarına yardımcı olduk hem de yavrularımızın öğlen ve öğle yemeklerine yardımcı olmuş olduk. Çok iyi bilirler. O yavrularımızın da duasını almış olduk. Yurt İnşallah, başkanım. Yurtta büyük sıkıntımız var. Yani şöyle diyeyim. KYK yurdu yapamıyor malumunuz. İlçelerde yapma imkanı yok. Büyük illerde yapıyorlar ama şunu arz edeceğim. En az 250'nin üzerindeki öğrencileri ancak yapabiliyorlar. Doğrusu şu anda 60 öğrenciye devletimizden bir imkanı var. Ama şunu söyleyeyim. Yurt konusunda sıkıntımız yok. Devletimizin yaptırmış olduğu yurtlar var. Gerek oraya, gerekse daha önce dershane olarak yapılmış bir yere biz inşallah orayı pansiyon şeklinde ayarlayarak yavrularımızı açıkta bırakmayacağız. Bunun da müjdesini yani oradan sorunu çözeceksiniz. Kesinlikle. Yani tercih eden yavrularımız bizi mutlaka izleyeceklerdir. Müsterri olsunlar. Cennet gibi bir yerde okumanın zevkini yaşayacaklar. Tabii bir de burada alternatif enerji bölümünü boşuna açmadık. Evet. Niye? Burası alternatif enerjinin de merkezi. Evet, merkez üstü enerjiyi izliyoruz. Evet. İnşallah 2 gün sonra altın madeninde, 2 gün sonra RES'te, 2 gün sonra GES'te ve altından işte ırmaklarla akan ırmağımız var. Suyun en bol olduğu bir yerde. HES konusunda da mesela. Evet. Çocuklarımıza yapacakları tabii staj konusunda da bir yardımda oluyoruz. Artı çocuklarımıza iş garantili iş garantisi noktasında da iş adamlarımızla görüşüyoruz. Burada enerji sağ, bak enerji, diğer enerji gruplarımız, Ayen Enerji olsun ve Sancak Enerji. Burada gerçekten ciddi manada iş adamlarımızın enerji sektöründe yerleri var. O noktada da inşallah yavrularımıza yardımcı olacağız. Bu konuda ben hayırlı olsun diyorum. Yahyalı'yı tercih eden çocuklarımız iyi bir tercih yapmışlardır. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Değerli başkanım, şimdi Tolga Bey aslında eğitimde çok önemli noktadan girdi. Tabii eğitimin geleceğin nesillerinin de kültürlü, bilinçli bir şekilde yetişmesi gerekiyor. Başarının yolu da çok okumak. Şüphesiz. Yani siz çocukları bu anlamda teşvik ediyor musunuz? Çok okuma yarışmaları gibi organizasyonlar var mı? Organizasyonlar sonunda onları onur ediyor musunuz? Doğan Bey şöyle arz edeyim. Malumunuz 41 kere maşallah 41 projenin içerisinde okuyan ilçe Yahyalı diye bir slogan adı altında bir projemiz vardı. Tabii burada ben gönülden Yahyalı Kaymakamımıza, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize ve müdürlerimize ve ekibime de, basın yayındaki de ekibime gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Kitap toplama kampanyasında ve kitap okuma kampanyasında ciddi manada biz eğitim öğretimi süresinde yardımcı olduk. Tabii belediye olarak da çocuklarımıza okuma özürlü bir milletiz. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani bir Antalya'ya gittiğimiz zaman veya yurt dışına gittiğimiz zaman gayrimüslimler diyelim veya yabancıların kitap okuma alışkanlığını acaba diyorum Türkiye'ye geldiklerinde mi bunların kitap aşkı oluyor yoksa kendi ülkelerinde de okuyorlarsa ben milletim adına, ülkem adına üzülürüm. Okumalıyız. Artık hayatımızdan bir kenara atmalıyız. Her birimizin tabii hastalığı bu
akıllı cep telefonlara bakıyoruz. İşte Face'e bakıyoruz, Twitter'a bakıyoruz. Ne bileyim TikTok'a, yani Instagram'a bakıyoruz ama hayatımız hep bu olmamalı. Okuyan insan zaten konuştuğu şeyleri de belli oluyor. Yani okuyan insan her zaman bir adım, iki adım önde. Ben burada belediye olarak, kurumsal olarak yavrularımıza bir kampanya adı altında okumayla ilgili teşviklerimiz var. Geçenlerde tabii bisiklet ödülümüz oldu, altın saat ödülüm, akıllı saat ödülümüz oldu. Çocuklara toplu formaydı. Ne bileyim bu teşvikle okumayı sevdiriyoruz. Daha da yaygınlaştırıyorsunuz diyorsunuz. Kesinlikle yani. Yaz etkinlikleri var mı? Yaz etkinliklerimizde bir ara bisiklet turu falan düzenlediniz. Yaz okullarımızın da açmış olduğumuz tabii güzelliklerimiz var. Çocuklarımızla bir futbol akademisi adı altında yürüyor işlerimiz. Her zaman malumunuz Yahyalı sporumuz Bal Ligi'nden düştü. Şu anda süper amatördeyiz. Yerköy sporumuzla birlikte. Şimdi tabii bir de Gençler Birliği ile beraber 3 tane şeyimiz var, kulübümüz var. Üçü de tabii yarışıyor. Tatlı bir yarış da var kendi aralarında. Onlara da maddi manevi desteklerimiz var. Gerek aynı nakdi yardımlarımız var. Şunu söyleyeceğim. O ad altında, futbol akademisi adı altında çocuklarımızla ilgimiz var, alakamız var. Gerek yüzmeyle ilgili, gerekse dediğimiz gibi bu türlü organizasyonlarla çocuklarımızı teşvik ediyoruz. Ve elhamdülillah ailelerin, velilerin çok mutlu olduğu bir alanımız, ilgi alanımız. Burada yüzme havuzumuz da var biliyorsunuz. Kadın ve Gençlik Merkezimizde. Çocuklarımız oraya gidiyor. Hatta bir özel havuzumuz daha var, özel sektöre ait. Oraya da çocuklarımız gidiyorlar. Oranın da ücretini vererek yüzme bir peygamberin tavsiye ettiği bir biliyorsunuz spor dalı, atıcılık, yüzme. Bu noktada da çocuklarımıza biz yardımcı oluyoruz. Bu önemli. Okuma ben önemsiyorum. Bu ilçe, okuyan ilçe olarak da inşallah bir tık öne çıkmış olacak. Pedal çeviren bir Yahyalı diye başladınız. Evet, çeviriyoruz. Sağlıklı yaşama pedal çeviriyoruz. Geçenlerde malumunuz Kayseri Erciyes AŞ olarak bir organizasyonla burada ev sahipliği yaptık. 19'unda yine burada inşallah Develi'den start verecek. Şırlı üzerinden Memduh Başkanımızın memleketi güzergahından inşallah finish burada olacak. Tabii Bisiklet Federasyonumuzda bisikletçiler de uluslararası gelen bisikletçilerimiz de burayı sevdi. Etap olarak çok güzel bir parkur burası. İnşallah o konuda ev sahipliği yapıyoruz. Gerçekten diyorum ben hani eyvallah Erciyes'imizde yapılıyoruz. Yüksek irtifa noktasında ön plana çıkıyoruz ama bana göre birazcık o Erciyes'in eteklerine de geldikleri zaman biz de mutlu oluyoruz. Bizim burası için de bir etkinlik oluyor. Ama şunu çok iyi biliyorum ki geçenki organizasyon ve daha önceki organizasyonlardan şunu anladık. Bisiklet Federasyonumuz da burayı seviyor. Bisikletçilerimiz de burayı seviyorlar. İnşallah biz o konuda ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Konaklamada bir sıkıntı var mı? Yani biraz sonra şelaleyi de konuşacağız ama ilçe merkezinde konaklamada yani butik otel tarzında otelleriniz var mı? Burada tabii iş adamlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten burada bir öğretmenin evimiz var. İki tane de hatta üç tane de otelimiz var ama butik. Birazcık daha tabii turizm ilçesiyiz diye biz övündüğümüz bir konuda övüneceğimiz de doğrusu bizim otellerimizin mutlaka olması lazım. İş adamlarımıza burada çağrıda bulunmak istiyorum. Çok samimi söylüyorum. Hele hele bu City Snow'dan sonra önümüzdeki yıllarda çok daha konaklamada ihtiyaç olacak. Ve dolayısıyla ben iş adamlarımıza bir kez daha söylüyorum. Ne olur buraya en az şöyle 250 kişilik, 300 kişilik bir otel yapılırsa kazanan kendileri olacak diye düşünüyorum. Ama sizin biraz teşvik etmeniz lazım bu anlamda. Yani en azından yap işlet devret modeli olabilir başka bir olabilir, şey. Olabilir. Şimdi belediye de bu yönde iş adamı beni teşvik etmeniz lazım ki ben buraya yatırım yapayım. O konuda inşallah kendilerine müjdemiz olsun. Bizi izleyen tüm bu konuda birazcık ilgi duyan iş adamlarımızı da çağrıda bulmak istiyorum. Gelsinler inşallah onlarla bir el birliği, kafa birliği yaparak neden olmasın bu konuda açığız. Yani kendilerine ben açık çek veriyorum. Gelsinler kazanan ilçemiz olacak, kazanan kendileri olacak. Evet başkanım çok güzel daha önemli konularımız var ama bir reklamlara gidelim konu bütünlüğü bozulmasın diye. Öyle değil mi Tolga Bey? Tabii. Çünkü Yahyalı'nın elmasını, kirazını konuşacağız, şelaleleri konuşacağız. Evet, çok burada, önemli konular var. Burada konuşacağımız çok şeyler var. Çok evet. Tabii suyun böyle sesi bizi biraz rahatlatıyor.
o dinlendiren bir pozisyonda böyle izleyicilerimizi merak uyandıran projeleri de konuşalım i̇nşallah, yani. İnşallah. Sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Gözünüz bizde olsun efendim. Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, sıcak bir yaz akşamından serin bir ortamda Kayseri'mizin güzel ilçesi Yahyalı'da değerli başkanımız Esat Öztürk'le kaldığımız yerden söyleşimize devam ediyoruz. Tabii bu güzel söyleşiyi meslektaşımız Tolga Yılmaz'la birlikte yapıyoruz. Değerli başkanım, reklamlara geçmeden önce eğitim üzerinde konuşuyorduk. Dolayısıyla eğitimi tamamlayalım. Daha sonra turizme geçmemiz gerekiyor. Yahyalı'nın da önemli mesaj vermemiz gereken daha değişik aktiviteler var. Onları da konuşalım. Kırsalda ve merkezde eğitim açısından sıkıntı çektiğiniz yerler var mı? Ya da ne gibi buradan yetkililerden destek istiyorsunuz? Doğan Bey, şunu arz edeyim. Malumunuz 41 tane mahallemiz var. Tabii taşımalı eğitim var ama tabii yeni gelen Milli Eğitim Bakanımızın bu türlü sıkıntıları, yani eskiden 10 tane öğrencinin olması lazım veya 15 tane öğrencinin olması lazım ki okulu açalım diye. Tabi bir tane de öğrenci olmuş olsa bundan sonra açacağız gibi bir sloganla bir açıklaması oldu. Evet, açıklaması oldu. Onun üzerine tabi biz zaten mahallelerimizde eğitim öğretim olmayan okullarımızın tüm restorasyonlarını yaptık. Yani tadilatlarını yaptık. Şu anda ben gidiyorum yarın açıyorum dese okulları hazır. Hazırız diyorsun. Kesinlikle, yani o noktada Allah'a hamdolsun iyi ki yapmışız, isabetli bir kararla o güzelliği yapmışız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle zaman zaman paylaşıyoruz. Hatta yarın da ilçe kaymakamımızla beraber İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bir yere gideceğiz. Bu manada şunu söyleyeyim. Eğitimde iyi bir seviyedeyiz. Tabii YKS sonuçları açıklandı ama netice olarak ben İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bunu değerlendirme fırsatım olmadı. Ama şunu iyi biliyorum. Elmanın etkisi mi? Yoksa ki mutlaka katkısı vardır. Elma diyarıyız nihayetinde. Gençlerimizin elma yediğinden dolayı ki bir zekası mı diyeceğim. Eğitim, öğretim şüphesiz öğretmenlerimizin katkısı var. İlçe milletimizin katkısı var ama şunu söyleyeceğim. Gerçekten zeki çocuklarımız var. Ben her birine arınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum. Tabii okullarda, okul zamanında ilaçlama, yani açılmazdan önce ilaçlama. Artı tüm okullarımızı, okul eğitim öğretim başlamadan önce çevre temizliğiyle beraber gerçekten biz okullarımıza da o manada faydamız var. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün bir şey istemesine gerek yok. Biz zaten her zaman yanlarında olduk, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız şüphesiz. Nihayetinde o çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara mutlaka ellerinde tutmamız lazım. Velilerimizin yetişebildiği yerler oluyor. Yani okul kayıt zamanında veliden para alınmıyor. Dolayısıyla bizim elimizin, şefkat elimizin mutlaka oraya uzanması lazım. Bu noktada eğitim camiası şunu çok iyi bilir ki Yahyalı Belediyesi Allah'a hamdolsun her zaman yanlarında oldu, dertlerine derman oldu, deva oldu. Hatta biz onlara şöyle de bir güzellik yapmış olduk. Tüm okullarımızın, ortaokulu olan okullarımızın hemen yanına halı sahaları yapmış olduk. Yani o noktada da sağ olsun yavrularımızı geleceğe hazırlıyoruz. Ama eğitim, öğretimde iyi bir yerdeyiz. İnşallah yavrularımız gittiği zaman biz mutlu oluyoruz. Çok daha iyi bir üniversiteler kazandığı zaman, fakülte kazandığı zaman en az veliler kadar, anneler, babalar kadar da bizler de mutlu oluyoruz. Ben biliyorum ki bu yıl çok daha iyi bir yerlerde olduğumuzu ama netice olarak bu konuyu bir masaya henüz yatırmadık. Tabii erken bugün açıklandığı için. Evet. Yahyalı'dan kazanıp başka şehirlere giden öğrenciler için burs imkanı sağlama şansı var. Burs imkanı, ben gönülden teşekkür ediyorum. Burada hani diyoruz ya, sağ olsun Özkoyuncu ailesi yaklaşık 350-400 tane öğrencimize burs veriyor. Bu bana göre çok bir güzellik. Hatta buradan bir kez daha söylemem lazım. Tuna Elmacı kardeşim sağ olsun. O da işin bir ucundan tutuyor. Diğer iş adamlarımız, şunu söyleyeceğim. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler atalarımız. Ne olur sadece her zaman veren insanlardan daha ziyade bu ilçede kazanan insanların da vermesini arzu ediyorum. Gönülden arzu ediyorum. Mesela bu noktada kendilerini de zorlayacağım. Buradan da gerçekten üniversitede okuyacak öğrencilerimize müjdem olsun. Yani burada neden bir Bak Enerji bizim buradaki okuyan yavrularımıza burs vermesin? Neden bir Sancak Elektrik, Sancak Enerji neden vermesin? Bir Ayen Enerji.
vermesi lazım. Buranın rüzgarından istifade ediyorsa vermek zorunda. Sağ olsun madende kazandıklarını hayır olarak buraya harcıyor. Özkoyuncu ailesini kastediyorum. Hiç kimsenin bizim reklam yapmaya da ihtiyacımız yok. Onların da reklama ihtiyaçlarımız yok. Ama teşvik manasında söylüyorum. Burada kazanan insan buradaki yavrularımıza burs verirse biz mutlu oluruz. Bana göre de kazandıklarının da bereketini öyle görürler. Bir kez daha inşallah. Yani burada özellikle belirtiyorum. Buradaki okuyan yavrularımıza biz katkımız oldu. Barınma konusunda da yemek konusunda da yardımımız oldu. Ama gönlüm arzu diyor ki İstanbul'da, Ankara'da yani Türkiye'nin çeşitli illerinde okul tutturmuş, yani yüksek okul tutturmuş öğrencilerimizin elinden buradaki enerji sektöründeki en az 5'er 10'ar bu konuda dağıtmam lazım. Bu konuda inşallah bir çalışmayı tabii izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Özellikle de kendilerini de belirteceğim. Yani eğitim, öğretim konusunda yavrularımıza burs konusunda yardımcı olmayı canı gönülden arzu ediyorum. Güzel. Başkanım tabii girişte de söyledik, yemyeşil bir haliye geldik. Tarımı da tabii konuşmadan edemeyeceğiz. Tabii tahılı bir tarafa bırakalım ama meyveyi konuşalım. Evet. Meyvenin başkenti çünkü doğru. Kayseri'de. Doğru. Elmanın, çileğin, kirazın merkezi olan bir ilçemiz var. Şimdi tabii hasatlar başladı. Tabii ister istemez bununla ilgili kooperatifler kurduğunuzu da biliyoruz. Evet. Yeterli verimi alabildik mi? Önce buradan başlayalım isterseniz. Hemen arz edeyim. Tabii çiçeği burnunda, hatta sınırının sorumlu elma çiçeği, Yahyalı elma çiçeği, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi diye. Yani kooperatifimizin adı bu, ismi bu. Tescili yapıldı. Geçen ilk toplantısını yapmış olduk arkadaşlarımızla. İnşallah verimli bir bana göre kooperatif olacak. Tabii kadınlarımız bu konuda bizden çok arzuları vardı, istekleri vardı. Başarılı olmuş ilçelerimiz var, başarılı olmuş illerimiz var. Hatta ben gönülden, yürekten yeni gelen Kayseri Valimize bir teşekkürüm var. Gökmen Valimize. Neden? Tabii gelmiş olduğu vilayette, Afyon'da. Ekranda görüyoruz, evet, değil mi? Toplanıyor. Bu konuda sağ olsun çok büyük gayretleri vardı. Oradaki gayretlerini, güzelliklerini buraya taşımayı arzu ettiler. Bu konuda tüm kaymakamlarımızı da teşvik ederek bir kaymakamlığımız kurdu Doğan Bey. Kadın Kooperatifi, bir de Yahyalı Belediyesi olarak bizim teşvikimizde kurulan bir kooperatifimiz oldu. İnşallah çok katma değer üretecekler. Ben öyle inanıyorum. Hatta dedim ki ben burada Yahyalı Cumhuriyet Meydanımızda satışı yapabileceğiniz bir standı da size vermek istiyorum diye. Onları da teşvik etmek lazım. Yani belediye elinin dokunduğu bir kooperatif bana göre başarılı olur. Onların da her zaman yanında olduğumuzu kendilerine ifade ettik. İnşallah çok ses getireceğine ben inanıyorum. Elma ile ilgili, sirke ile ilgili, diğer ürünlerimizle ilgili, el işi ile ilgili yapmış oldukları, ne bileyim, turşudan tutun, salçadan tutun, ev yapımı, birçok güzellik, menengiş kahvesinden tutun da bu türlü konuda inşallah hem internet üzerinden satış, e-ticaretle ilgili, hem de burada Yahyalı Meydanımızda onlara yer vererek, güzel bir yeri de tahsis ederek zaten bizim iş hanımızda kendilerine yerini tahsis ettik. Satış yapabileceği bir yeri de inşallah buradan yaptıktan sonra buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Evinde üreten hanım kardeşlerimizin ürünlerini satmaya, pazarlamaya biz talibiz. Bu noktada inşallah biz faydalı olmak istiyoruz. Yani onlara balık tutmayı öğretmek istiyoruz. Balık verme yerine balık tutmayı öğretmek asıl olan diye düşünüyorum. Tüm genç kızlarımızı, yani iş kadını olmak isteyen hanımlarımıza ben çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu elma çiçeği kooperatifimize katkı sunun. İnşallah markamızı da en kısa zamanda kamuoyuna paylaşmak istiyoruz. O marka adı altında üretimimizi de devam etmek istiyoruz. Peki geçtiğimiz yıl kış çok çetin geçti. Evet. Dolayısıyla meyvelerin de soğuk bulmaması gerekiyordu. Doğru. Gelişen teknolojiyle birlikte bunun önüne geçebilecek artık. İnşallah ben öyle ümit ediyorum Tolga Peki, Bey. Peki geçebildik mi? Yani bu yıl için hasatlar ne durumda? Gönlümüzdeki önlemi alamadık. Üzülerek söylüyorum. Aha. Bilim insanlarımız bu noktada bir çareyi bulacak mı? Bulacak mutlaka. Hı-hı. Yani soğuk almaması için sprink sistemi kullanılıyor, evet. Ama sprink yapmadan da bilim ve ilim insanlarımız bunun önüne geçerse çok samimi söylüyorum elma noktasındaki üretimimiz zirve yapar. Hı hı. Bu noktada tabi geçtiğimiz yıllarda 90 bin ton bir rekoltemiz oldu ama bu yılki beklentimiz doğrusu 100 veya 110 bin ton elma üretimiyle inşallah biz ihracata ve iç piyasada katkı sunacağımızı biliyorum. İlçe Tarım Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiyle
Gerçekten çok kaliteli elmamız var. Tabii şu müjdeyi de burada durmak istiyorum. Allah nasip ederse 16 Eylül'de burada inşallah elma ve turizm festivalimiz var. Tabii bu vesileyle festival yapacak. Festival yani. Yapacağız. Artık onun adını da koymuş olduk. Bu birincisi mi olacak? Evet inşallah birincisine. Bunu geleneksel hale getireceksiniz. Hatta geleneksel hale getireceğiz. Hatta şöyle diyoruz inşallah. Hayır, ekranda elma, görülüyor değil mi? Elma indirme kampanyasını da inşallah çok güzel modern tarım yapan bahçemizden startı vermek istiyoruz. İnşallah 16 Eylül'de tabii tüm basın camiamızı, gazeteci dostlarımızı bekliyoruz inşallah. Sizinle de inşallah paylaşmış olacağız. İnşallah Yahyalı'nın en güzel meydanında ki zaten bir meydanımız var. 15 tane meydanımız yok. En güzel meydanda deyince tabii bir tane meydanımız var ama adam gibi bir meydanımız var. Burada da inşallah birinci Yahyalı Elma ve Turizm Festivalimizi inşallah dostlarımızla, gelen misafirlerimizle de paylaşmak istiyoruz. Dolu dolu geçineceğine ben şimdiden inanıyorum. Ne var festivalde? Biraz açabilir miyiz onu? Tabii. Yani yarışma mı olacak? Festivalde tabii en güzel... Elmaları mı yarıştıracağız? Evet, elma yarışması. Hani zaman zaman ince sumuz yapar biliyorsun. Üzüm yarıştırır. Evet. Yeşilhisarımız kayısıları yarıştırır. Evet. Biz de elmaları yarıştıracağız evet. Ama yerelde ürettiğimiz birçok güzelliklerimiz var, ürünlerimiz var. Hem onu burada inşallah bir standını açarak hem de dediğimiz gibi gelen dostlarımızla elma ikramımızla elma ürün çeşitlerini ile beraber inşallah güzel bir festivale imza atmış olacağız. Bunun da müjdesini inşallah buradan vermiş olalım. Tabii konser gibi etkinlikler de olacaktır. Mutlaka tabii sanatçılarımız yani insanlarımızın teveccüh ettiği bir sanatçımızı da inşallah getirerek Yahyalı 16 İsmi Eylül'de. Açıklayabilir miyiz buradan? Efendim? İsmi açıklayabilir miyiz İsmi buradan? İsmi tam netleşmedi mi? Görüşmeler son safhadayız inşallah. Anladım. Onu kamuoyuyla da paylaşacağız. Tarih niye 16 Eylül olarak seçtiniz başkanım? Onu şöyle, o zaman mı toplayacağız? Cuma'ya denk gelsin. Çünkü KPSS biliyorsunuz KPSS sınavı var. Hmm. 18 Eylül'de KPSS sınavı var. Çocuklarımızı hem bir moral olsun, motivasyon olsun sınava girecekler için. Hem de elma hasadımızın başladığı tarih. Tabii o tarih önemli. Startı bahçede vereceğiz ama etkinliğimiz ve konserimiz inşallah Yahyalı'mızın meydanından olacak. Peki. Kiraz da çok var. Kiraz ve çilek diyecektim. Buyurun. Tamam, buyurun. Yani, tabii kiraz ve çileği yani, de toplayacağız. Onlar da çok önemli. Her zaman şunu söylüyorum. Allah bu ilçeye yağdırdıkça yağdırır. Evet. Ben iddia ediyorum. Yağdırmış da diyor Tolga hep size mi yağacak? Ben malumunuz elmada bir pazarız. Elmada bir merkeziz. Yok biz hiç tadına da bakmadık. Bu yağmur diyor nasıl yağıyor? Efendim kiraz da tabii mevsim bitti. Ama üreticilerimizin soğuk alan kısmı aldı ama olmayan üreticilerimiz de ciddi ciddi bu yıl ihracatı da giden hatta 20 TL'ye kadar satış oldu. Kilosu 20 TL'ye kadar satışımız oldu. Ciddi manada yani kirazın da merkeziyiz doğrusu. Yani çilekte iddia ediyorum. Cappar Başkanım tabii bizi izliyorsa selam olsun kardeşime. Çilekte iddialılar ama hani komşuda pişer bize de düşer hesabı. Bizim burada da çilek üreticilerimiz var. Tabii develi kadar belki iddialı olmasak da çilek üretimimiz de hala devam ediyor. Hani başkanım görmeyince inanmam diyebilirsiniz. Bugün doğrusu her zaman da Manav Ahmet Ağa gibi meyvelerimizi de getirmek istemedik doğrusu. Bugün arkadaşlarımız söylediler başkanım Yahyalı'daki ürünlerimizi sergilesek olur mu diye. Yok dedim. Bugün manavlık yapmayacağım dedim. Bugün o yanına yap bir yayın olur. Şifahi olarak anlatacağım dedim ürünlerimizi. Ama şunu söyleyeceğim gerçekten burada. Onu sosyal yani, medyaya yayın yapanlar yapsın başkanım. Evet meydan. Efendim meydanımızda size inşallah dediğimiz gibi yayın sonrası ikram ederiz ama şunu arz edeceğim. Bugün yayında göstermeye doğrusu birazcık... Ya tabii biz latife olsun diye söylüyoruz ama gerçekten biz biliyoruz ki çok güzel kaliteli meyveler oluyor. Evet, şunu söyleyeceğim. Gerçekten kaliteli üründe pazarlama sıkıntısı yok. Pazar bulmada sıkıntı yok. Üreticilerimize Allah kolaylıklar versin. Yani dünyayla rekabet edeceksiniz, ülkelerle rekabet edeceksiniz. Bunun için de en güzel elmayı en güzel şekilde yetiştirmek. İşte biz de bu biliyorum. Isparta bunu çok iyi bilir. Niğde bilir. Karaman bilir. Antalya bilir. Yurt dışından bu sene gelen ihracatçılarımız da bizim görüşme fırsatımız oldu burada. İnşallah bu festivalleri de tabii ulusal ve uluslararası konuda da biz elmamızı tanıtmak istiyoruz. Elmamız gerçekten kendisi bir kalite ama onu duyurma ve reklamını yapma konusunda da bizim gayretimiz olacak. Ben inşallah
birincisini düzenleyeceğimiz festivalimiz hem Yahyalı'mıza, Kayseri'mize ve ülkemize de hayırlar getirsin diye düşünüyorum. Peki şimdi bir kapı başına doğru gidelim başkanım. Tabii ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları noktasında dışa bağımlılığı azaltması için Yahyalı önemli bir merkez. Kapuzbaşı buna ev sahipliği yapıyor ve dolayısıyla orada GES'tir, HES'tir, RES'tir hepsine ait enerji santralleri kurulmuş durumda. Şimdi tabii teknik olarak bilemiyorum, bir rakam verebilir misiniz? Ne kadar enerji bize üretiyorlar ve bunun ne kadarından Yahyalı yararlanabiliyor ya da Yahyalı ucuz elektrik kullanıyor mu bilmiyorum ama öncelikle şöyle devam edelim. Biz gerçekten yenilenebilir enerji kaynaklarında ülkenin dışa bağımlılığını azaltma noktasında ilçeler arasında birinciyiz diyebilir miyiz Yahyalı olarak? Gerçekten ben yani Anadolu için, Kayseri için değil. Yapmış olduğumuz geçen gibi değerlendirmede çok samimi söylüyorum. Belki Kayseri'mize yetecek enerjiyi bizim Yahyalı'mızdan üretiyor, iddia ediyorum. Bütün Kayseri'ye yani, yetecek. Evet, Kayseri'mize yetecek kadar RES'ten, GES'ten ve HES'ten enerjide biz üstsüz derken gerçekten bunu bildiğim için söylüyorum. İlgi alanımızda olduğu için söylüyorum. Tabii enerji dışa bağımlılık çok önemli bir konu. Yani birçok güzelliklerimizin, dövizimizin dışarı gitmeme noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani sorduğumuz zaman, baktığımız zaman enerji haritasına veya rüzgar haritasına baktığımız zaman Yahyalı'mızın bir üst olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Evet. Bunu internetten insanlarımız baktığı zaman da rahatlıkla görebilir. Tabii şunu söyleyeceğim. Yaklaşık 133 tane bizim burada şu anda güneş rüzgar enerjisiyle ilgili türbinlerimiz var. Hı hı. Tabii güneş enerjisi ona hakeza devam ediyor. Çünkü bakanlığımızın ve hükümetimizin almış olduğu bir kararla biliyorsunuz rüzgar enerjisini yapan insanlarımız aynı zamanda GES de yapabilecekler. Evet. Bu noktada da tabii hemen belediye kasamıza giren gelirimizde artışlar oldu. Hem de dediğimiz gibi ülkemiz bu noktada da enerji üretim noktasında da çok iyi bir düzeydeyiz. Bunu övünerek söylüyoruz, gururlanarak söylüyoruz. İnşallah bundan sonra da artacak, devam edecek. Yani tabii bağlantı konusunda, lisans konusunda belki bir takım sıkıntılar olabilir ama dışa bağımlılığı kurtarmanın en güzel yolu da doğrusu bu güzelliği kaçırmamak lazım. Hani derler ya taş Allah'ın, kuş Allah'ın. Evet. Ondan sonra bir taraftan rüzgar gidiyor. Hani onu ama ekonomiye kazandırmamız lazım. Evet. Su akıp gidiyor, onu ekonomiye kazandırmamız lazım. Allah'ın verdiği o güneşi biz enerjiye mutlaka döndürmemiz lazım. Bu noktada Yahyalı merkez diye düşünüyorum. Peki. Şimdi tabii Doğan Bey sormuştu butik otelleri de. Kapuzbaşı'nda biraz turizmden bahsedelim isterseniz. Evet. Kapuzbaşı bir doğa harikası ve sadece Kapuzbaşı'yla sınırlı değil, Derebağ'da bir doğa harikası. Doğru. Ve dolayısıyla buraya dünyanın birçok ülkesinden insanların geldiğini biliyoruz. Tabii Türkiye'den de çok yerden insanlar geliyorlar. Orada konaklama noktasında bir sıkıntı çekiliyor mu? Tabii oranın kontrolü ve bakımı milli parklarda diye biliyorum ama doğru. Siz sorumluluk alanınızda herhangi bir işte ihale sürecidir, otellerin yapılma aşamasıdır vesaire bunlar konusunda eksikleri giderebiliyor musunuz? Ben şöyle arz edeyim. Tabii orada belediyemize ait olan bir yerimiz yok. Yoksa ben burada hemen de söylerim. Çağrıda da bulunmak isterim. Hı-hı. İş adamlarımıza. Yani evet bir takım siyasette uğraşanlar zaman zaman söylüyorlar. Ben gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada paylaşmışlar. Bizim Kapuzbaşı ile ilgili bir otelin yapılması bizim de temennimiz, her zaman arzu ettiğimiz ve zaman zaman da dile getirdiğimiz bir konu. Ama orada belediyemize ait olan bir yer olsa derhal ben Allah şahit satışa sunarım ve çağrıda bulunuruz. Ama milli emlakımıza ait olan 12 bin dönümlük bir yer var. Hı hı. Buyursunlar inşallah orayı satışa sunalım veya milli parklar bu noktada orman köşk evleri konusunda inşallah önümüzdeki yıllarda çok güzel yer yaptıracak. İhtiyaç yani, var değil mi başkanım? İhtiyaç var, kesinlikle var. Bence. Yani şunu arz edeyim, oraya 200 kişilik bir otel yapıldığı zaman rahatlıkla kaldırabileceği bir yerin mutlaka olması lazım, yapılması lazım. Tabii Kapuzbaşı deyince, turizm deyince ben Sayın Valimize bir kez daha Yahyalı Meydanımızdan, güzel meydanımızdan bir teşekkürüm var. Sağ olsun ilk geldi, bir ay içerisinde iki defa buraya teşrif ettiler. Ben gönülden, yürekten kendilerine teşekkürüm var. Tabii Kapuzbaşı'na gittiğimiz zaman orada bir cam terası yaptıracak. Evet. Gerçekten. Oraya inşallah
ilçemizde kazandırırsa turizme... Ama nereye yapacaksınız tam olarak? Tam olarak söyleyebilir bizim misiniz? Takım şelaleleri dediğimiz 3 evet, tane şelalenin aktığı yere hem insanların yürüyeceği, belki arkadaşlarımız gösterme imkanı olursa zannediyorum suların arasından mı yürüyecekler? Animasyonu da yapıldı. İnşallah biz o noktada insanlar... Geliyor görüntüye, o bölümü hazırlıyor arkadaşlar. Evet, inşallah onu hazırlarlarsa biz onu kamuoyuyla da paylaşmış oluruz. Aşağıda yürüyüş yolu, yukarıda adrenalin yüksek, yani yurt dışına gittiğimiz zaman gerçekten insan bazen bakmaya dahi heyecan duyuyor, korkuyor. Biz Çin'e gittiğimizde de gördük, başka yurt dışına da gittiğimizde zaman zaman görüyoruz. İnşallah Kabuzbaşı'na geldikleri zaman dünyanın ikinci Kabuzbaşısı Niagara Şelalesi'nden sonra dünyanın, Türkiye'nin bir numarası, dünyanın iki numarasına bana göre cam terası yakışır. Bu noktada sağ olsun büyükşehrimizle beraber çalışıyorlar arkadaşlarımız. İnşallah yapıldığı zaman, kurdalesini beraber kestiğimiz zaman bana göre turizme olan katma değeri, Kabuzbaşı'na olan katma değeri bir tık daha yükselecek. Hani peşinden bu teşekkürü yapmamız lazım. Bir kez daha Sayın Valimiz yol konforunu sağlama adına 15 milyon TL'lik bir bedeli YİKOP'tan yine yolun sıcak asfaltlama konusunda da katkıları oldu. Ben kendilerine gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Tabii yol medeniyet, eğer konfor varsa insanları buraya çekebiliyorsunuz. Bu noktada da Sayın Valimizin sağ olsun ilçemiz adına, turizm adına ben kendine yürekten gönülden teşekkürüm var, şükranlarım var. İnşallah 15 bin TL gibi bir bedelle de Yeşilköy mahallemize kadar ki olan kısma yetecek bir asfaltlama bedelini, sıcak asfalt bedelini vermiş oldular. Bir kez daha dediğim gibi kendilerine teşekkür ediyorum. Ne kadar ziyaretçi oluyor şelalelere? Yıllık bundan sonraki dönemlerde, yani önümüzdeki sezonlarda bana göre 300 bin, 400 bin civarında bir turisti burada bekliyoruz. Yani kayıtlı olan bu. Kayıt dışı gelen atıyorum. Yani Yahyalı'dan giden var, belki Niğde'den gelen var ama şunu arz edeceğim. Bu bölgeye gelen insanlarımız yaklaşık, bu Kabuzbaşı Şelalesi de var. Bunun içerisinde ne de var? Burhaniye'miz var, Hacer Ormanlarımız var. Bunun içerisinde Derebaş Şelalemiz var. Başka güzelliklerimiz adına gelen yaklaşık 300-350 bin civarında insanımız, ziyaretçimiz var. Bu da bana göre Yahyalı'ya turizm derken bunları kastediyoruz. Bir kamp falan yapmayı ya da yaptırmayı planlıyor musunuz? Yani belediye olarak oraya insanlar gelse, doğa severler. Ki oraya bunları dağcıların geldiğini biliyoruz. Doğa kampları gibi değil mi? Tabii dağcıların geldiğini falan biliyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü söylüyorum. Aha. Veya bakanlığımızı bu noktada söylüyorum. Malumunuz Yahyalı'mız hem karasal iklim var. Yani evet. İç Anadolu iklimi evet. Var. Hem de Akdeniz var. İklimi var. Bana göre doğa harikası, yani Karadeniz'e falan gitmeye gerek yok. Karadeniz'de dostlarımız beni affetsinler, kusura bakmasınlar. Ama bir şu defa... Şu an görsel hazır başkanım. Evet, gerçekten. Bu, şu anda bu evet. Bu, tamam, tam karşıya yapacaksınız. Bu animasyonda tabii inşallah olduğu zaman oraya bir katma değeri olacak. Daha bir güzel. İnsanlarımızı adeta cezbedecek. Çok biliyorum inşallah yapıldığı zaman ki... Genel biraz daha uzama şansı yok mu o köprünün? Onu tabi anlamadım Doğan Bey. Yani köprünün biraz daha uzama şansı yok tabii, mu acaba? Bu, şimdi suyun da şeyi çok önemli. Proje aşamasında insanlarımız geldiği zaman doğal klima doğrusu burayı çok seveceklerini ben şimdiden tahmin ediyorum. İnşallah ilçemize diyorum, ilimize hayırlı olsun diyerek inşallah Kabuzbaşı gerçekten bundan sonra turizm merkezimiz olacak. İnşallah konaklama yerlerle ilgili sıkıntıları giderdikten sonra, ki burada en büyük iş de tabii milli parklarımıza düşüyor. Evet. İnşallah geliştirerek devam edecek. Bana göre 200 tane orman köşk evleri yapılırsa bana göre gider diye düşünüyorum. Hatta şunu iddia ediyorum Doğan Bey. Yani artık Davos'a falan gitmeye gerek yok. Bana göre Kayseri'nin Davos'u bizim şu anda Ulupınar'ımızda. Yani karıyla beraber, yağan karla beraber ormanın içerisinde, yeşilin içerisinde doğa harikası, insan gerçekten diyorum gittiği zaman bundan sonra Davos falan filan adı var. Ama Ulupınar'daki orman köşk evlerimizin de tadı var diye düşünüyorum. Yani turizme bunları kesinlikle kazandırmamız lazım. Hele hele Aksu Vadisi'nden bahsetmeden geçemeyiz. Başkanım buraya gelmeden bu 15 bin TL'lik 15 bin dedin. 15 milyon. 15 milyon TL'lik.
bu yol yapım çalışması içerisinde, planlamanın evet. içerisinde Kapuzbaşı'ndan Hacer Ormanları'na ya da Ulupınar'a giden yolunda tahliyesi tamam, var mı? Ya, adeta doğrusu. Şöyle arz edeyim. Buradan giden bir insanımız adeta ring yapacak. Çünkü atıyorum. Özür dilerim, bir yangın olmuştu. O yangında çok tabii, sıkıntılar yaşamıştınız. Kesinlikle hem orman yangınında hem de sel felaketi olduğu evet. zaman heyelan nedeniyle ulaşım planlamada o da var değil mi aynı başkanım? Çok yani güzel. Çok doğrusu güzel. Hem de turizme kazandıracağız hem de alternatif yol olacak. Bana göre buradan giden insanlarımız çünkü seyrine doyum olmayan güzelliklerimiz çok var, güzel. Manzaramız var. Evet. Bulutlara komşu bir şeyimiz var. Doğa harikası dağlarımız var, ormanlarımız var. Doğrusu buradan giden, Dikme üzerinden giden, Delen Uşağı üzerinden, Yeşilköy mahallemizden giden insanlarımız daha sonra Kabuzbaşı'ndan Ulupınar'a, daha sonra Çamlıca üzerinden ring atarak adeta... Şu an ekranda gözüküyor değil mi başkanım? Evet, kesinlikle. Burası. Burada evet, evet ormanlarımız, gerçekten post ormanları dediğimiz yürüyüşler ormanlarımız... Yürüyüşler yapılıyor değil mi? Doğa harikası, evet. Burası trekking'in merkezi. Yani elmanın merkezi diyoruz, turizmin merkezi. Trekking noktasında da çok dehşet yerlerimiz mevcut. Şunu arz edeceğim. Buradan giden bir insanımız Ulupınar üzerinden geldiği zaman gerçekten doğa harikası. Bir adeta yeni anadan doğmuş gibi bir günü yaşayacaklar. Ki bunu iddia oksijen ediyorum. Bol. Oksijen dolayısıyla bol. Solunum yetmezliği çekenler bile kesinlikle, buraya gelmesi evet. gerekir değil yani mi? Yani bana göre yürüyüş noktasında da inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Sayın Valimiz de bisiklet rotası olarak işlenmiş bir yerden yürüyüş yaparak orayı biz tanıtma, turizme de kazandırmak istiyoruz önümüzdeki günlerde. Çok aslında Mendup Bey yürümeyi çok seviyor. Evet, başkanımızı da söyledik. Başkanım her zaman her zaman Ali Dağı olmaz. Birazcık da bizim ne bileyim Taşoluk yolumuza sağ olsun onlar da sıcak baktılar. Ki önümüzdeki... kendi memleketi de sayılır Sayın Başkan'ın. Sayın Başkan'ın kendi memleketi de sayılır. Bu doğru, taraflara da doğru, kesinlikle. Gerekir, her tabii. zaman söylüyoruz. Mendup Başkanım tabii yürümeyi seviyor bir hekim olarak. Bize de tavsiye ediyor ama inşallah orayı biz hem bisiklet rotamız hem de yürüyüş noktasında tanıtım noktasında gayretlerimiz peki, olur. Peki Aksu Vadisi'yle buyurun. Tolga Bey'in söylediği konu çok önemli. Yani doğa sporları, işte kamp merkezi siz de çok önemli noktalara değiniriz ama burada biraz bu işi hızlandırmak lazım. Artık ekonomiye baktığımızda hep ülkeler ya da ilçeler turizme yöneliyor. Ciddi anlamda Kayseri işte valiler açısından da çok şanslı. Şehmuz Bey bunun meşalesini yakmıştı aslında. Soğanlı'yla ilgili evet. ilk çıkışı Sayın Şehmuz Bey yapmıştı. Bir hakkı da teslim edelim. Yani şimdi geçmişte Şehmuz Bey Soğanlı'yla ilgili balon turlarının ilk uçuşunu bakanlıktan izin alan vali olarak geçiyor. Şimdi de devam ettiriyor Sayın Çiçek. Ama şimdi biz burada özellikle çok güzel bir mekan var, şelaleler var, işte Aladağlar'da insanlar kamp yapabilir, yürüyüş yapabilir. Oradaki otel işlerini, kamp merkezi, işte bambula tipi evleri hızlandırma adına gayret en çok size mi düşüyor, büyükşehire mi düşüyor tabii, ya da kamuoyu mu oluşturulmak hep gerekiyor? Hep bize düşüyor Doğan Bey, şöyle arz edeyim. Yani biraz tanıtımını daha öne çıkartmak doğru. lazım. Belki belediyenin bu... ilçe belediyesinin görevi değil. Valilik ve büyükşehir daha çok burada alıyor. Bu noktada sağ olsun Sayın Valimizin gelmesiyle bir ivme kazandı biliyorsunuz. Gerek Yeşilhisar'ımız gerekse İncesu ile ilgili, Develi'mizle ilgili, Yahyalı'mızla ilgili. Ama şunu arz edeceğim. Doğrusu Yahyalı Belediyesi'nin gayretiyle olmuyor. Bizim gayretimiz de olduğu yok. Doğrusu bu noktada ben her zaman söylüyorum. Artık söylemden eyleme geçmemiz lazım diye söylüyorum. Yani tek çiçekle bahar gelmez. Yani evet Erciyes'imiz var. Bir dünya harikası, bir marka. Ama gelin diyorum, o destinasyonda kesinlikle Yahyalı olmalı, Soğanlı olmalı, Develi olmalı diye düşünüyorum. İnsanlarımıza alternatif sunduğumuz zaman insanlar biraz daha rağbet görüyor, gösteriyor. Bu noktada da herhalde bizim Kabuzbaşı iyi bir destinasyon. Mutlaka o konuda turizm ajantalarımızın gündemine girmesi lazım. Yani Erciyes kayağın merkezi. Ama yaz turizminde de evet. madem yüksek irtifa kampı orada, futbolcularımız orada kamp yaparken haydi bakalım bir gidelim. Yahyalı Kabuzbaşı Şelalesi'ni mutlaka görmemiz lazım demelerini doğrusu. Orada cross çalışmasını mesela günü orada ayırması neden lazım. Neden olmasın? Bir günün, oksijen açısından baktığınızda. Kesinlikle. Ama işte ben yıllar önce gittiğimde siz de orada karşılaşmıştık. Konaklama yerlerinde ciddi sıkıntı vardı. Siz dediniz ki ben uzun süredir de gitmiyorum. Tabii araya pandemi girdi. Dolayısıyla bunlar da etken olmuş olabilir.
oradaki tesislerin daha modern, daha şık, kibar kesinlikle olması lazım. Tabii şöyle Doğan Bey, yani zaman biraz zaman yaptırımlar mı olması lazım? Karadeniz'e gittik, yani Uzungöl'e gittik, ne bileyim Ayder'e gittik. Evet. Ya gittiğimiz zaman orada bungalov tipi evler, tabii gerçekten yani insanı adeta cennette gibi gönlümüzde yatan yani aslan, doğrusu öyle kesinlikle. Onu yapmamız lazım. Altyapısını yaptıktan sonra doğrusu biraz da reklama girmemiz lazım. Bu noktada insanlarımız gelip de bir daha Yahyalı Kabuzbaşı Şelalesi'ne gitmeye tövbe ediyorum derse biz üzülürüz. Tabii. Ama gerek yol konforuyla gerekse orada konaklama konforuyla bana göre altyapısını yaptıktan sonra bir tanıtım patlaması yapmamız lazım bu noktada. Yani Türkiye'nin dört bir yanında girmesi evet lazım. Dolayısıyla billboardlara, şehirlere insanlar buraya gelmeye akın etmeli. Evet. Dolayısıyla mesela Çeşme, Alaçatı tarafındaki insanlar neden orada çok yazın mesela nem olmuyor? Evet. Yani bir Antalya'daki nem orada yok, bir Mersin'deki nem orada yok. Yani burada da baktığımızda ciddi bir oksijen var. Ben şunu arzu ediyorum, hani dünyanın 7 harikası var diyorlar, iddia ediyorum dünyanın 8. harikası bana göre Kabuzbaşı Şelalesi. Gerçekten diyorum yani Türkiye'de ve dünyada ikinci olarak ama Türkiye'de de tekten birinci sırada olunca tabii orası görülmeye değer. Evet. Ama tabii bize çok iş düşüyor. Hem tanıtımda hem de yol noktasında ve konaklama noktasında. Gelin diyorum, ben burada da çağrımı yenilemek istiyorum. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizle beraber, valiliğimizle, turizm... Komplike bir çalışma gerekiyor komple, orada. Sadece komple bir Yahyalı Belediyesi'yle olmuyor. Aslında olmuyor bir yayınımızı kadar. Başkanım, böyle yaz bitmeden orada yapalım. Böyle gündüz doğa harikasıyla olabilir içerisinde. Olabilir aslında. Evet. Böyle yani, dünyaya da duyurmuş oluruz. Sonuçta uydu televizyonu dünyanın dört bir yanında takip ediliyor. Tabii ki. Evet, katkımız olur. Ya, bu noktada hem katkılarınızı bekliyoruz hem de bizim o konuda tanıtımla ilgili gayretlerimize yol açısından baktığımızda yol konforunda bir sıkıntı, sıkıntı yok. Yok özellikle söylüyorum. Tabii bizi izleyen tüm izleyicilerimize Yahyalı gelebileceğiniz, stres atabileceğiniz tek yer bu manada. Gelin diyorum, bir gün bu güzelliği mutlaka yaşayın. Göreceksiniz anneden doğduğumuz gün gibi, hatta hani 7 uyur var ya Ashab-ı Kehf Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, onların birçok yıl yatıp da bir gün yatmış gibi olduğu gibi gelin diyorum, bir rektef olun diyorum. Buraya gelin, bir rektef olun diye çağrımı yenilemek istiyorum. Ki onlarca da hayvan türü var orada aslında. Yani evet, onları da unutmamak lazım. Birçok işte hayvanı da görebilirsiniz orada. Evet, çocuklarınıza hayvan sevgisini de aşılayabilirsiniz orada. Kesinlikle bir vaşa orada görebilirsiniz. Kesinlikle evet. Kesinlikle dağ keçilerini orada görebilirsiniz. Dediğimiz gibi gerçekten orada urkekli dediğimiz bir keklik. Evet. Birçok yerde olmayan bir keklik türü. Yani dediğimiz gibi yani yaban hayatının da olduğu, evet, normal insan hayatının da olduğu bir aladağlar, bir milli parklardan bahsediyoruz. Evet. Tabii avcılığa da karşıyız, onu da söyleyeyim. Aksu Vadisi'nden de bahsetmeden de geçmeyelim başkanım. Efendim ben burada balcılarımızın tabii özellikle buna ihtiyaçları var. Yahyalı balımızın da tanıtım noktasında çok samimi söylüyorum. Anzer balımızın adı çıkmış. Anzer balımızın adı çıkmış. Evet, oradaki 20'ye yakın bal üreten üreticilerimize bir yol yapmış olduk. Feda olsun. Çok çetin şartlarda. Rakım olarak aynı mıyız? Rakım olarak. Baktık mı ona hiç? Evet, orası yani çok dehşet bir vadi, dehşet bir kanyon. Orada şunu söyleyelim. Tabii turizm tanıtım noktasında kar tünellerimiz var. Yaklaşık 8 tane kar tünelimizi biz basınla da paylaştık. Sosyal medyada bir hayli tıklama rekoru kurdu. Sağ olsun Sayın Valimizin de paylaşımıyla beraber tanıtım noktasında tam Haziran'ın 15'i ile Ağustos ayının 15'i arasında görme imkanı oluyor. Tabi dediğimiz gibi kar tüneli ki en kısa mesafede 30 metre, en uzun mesafede yaklaşık 500 metrelik, 800 metrelik kar tünellerimiz görmeye değer. Doğal klima adeta. Orada bar üreticilerimizin göze bir yeri. Oraya yol yapmış olduk. Hem de inşallah tanıtım noktasında yaban hayatında çok önemli bir yer, önemli bir bölge. Tabii oraya dokunuşumuz oldu. Oradaki bal üreticilerimizin duasını aldık. Bir kez daha altını şurada çizmek istiyorum. Doğa severlerimiz gelsin, hayran olacaklarını, oraya adeta aşık olacaklarını biliyorum. Aksu Kanyonu gelen insanlarımızın her yıl görmeye arzu ettikleri bir vadiden bahsediyorum. Keşke mümkün olsa da bir belgesellere falan yani çektirme imkanı olsa. Amatör bir ruhla sağ olsun personellerimiz çektiler, bir belgesel hazırladılar. Onu da paylaştık inşallah zaman zaman
paylaşılmadı. Şu anda ekranda görme imkanı var. Evet, bu kar tünellerimiz gerçekten dünya... Çok yani, ilginç bir şey başkanım. Çok ilginç bir şey. İki aylık bir zevki andık yaşayabiliyoruz ama... Yani bu gerçekten çökme falan olmuyor mu? Hayır, olmaz. Tabii onun bir mevsimi var. Adrenalin mi? Adrenalin yüksek bir yerimiz. Tolga, ama senden biz girmeyelim. Ama ona kadar saat sabah erken saatlerinden saat 10'a kadar, yani 10'a kadar bitirmemiz lazım. Ondan sonra belki... sıkıntı olabilir. Erimeye başlıyor değil mi? Evet, o zaman doğru, Faruk girsin. Şu anda da evet ekranda görüntüyü... O zaman Faruk girsin. Evet. Buraya kesinlikle personellerimizi ben tebrik ediyorum. Bu videoyu çeken personellerimizi gönülden yürekten tebrik ediyorum. Geçtiğimiz gün vali bey de burayı gezdi değil mi? Evet. Sayın valimizi de biz arz ettik. Sağ olsun paylaşmışlar. İnşallah önümüzdeki dönemde 2023 yılında bu doğa severleri, doğa tutkunlarını ve adrenalin yüksek bir kar tünelinden geçmeye önümüzdeki yıl inşallah tüm kamuoyuyla da paylaşarak burayı göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Değerli başkanım, şimdi biraz önce biz şelaleleri konuşurken izleyicilerimiz soru yağmuruna tutmuşlar. Özellikle orada diyor vakit geçirecek, konaklayabilecek kran ardındaki gibi kamelyalar yok diyor. Özel kamelyalar var. O da sayısı çok az. Doğru. Dolayısıyla sıkıntı çekildiğini bahsediyorlar ki önemli bir sıkıntı. Ama orada piknik yapmanın şöyle arz edeyim, yasak olup olmadığını da anlatırsanız. Hassas bölge olarak ilan edildi. Yani Kabuzbaşı şelalemiz resmi katilde yayınlandı malumunuz. Oraya bir çivi çakmak dahi yani kurul kararıyla gerekiyor. Ateş yakmak da yasak. Evet, değil mi? Aynen öyle. Yapmak. Kesinlikle şunu söyleyelim. Yapıya müsaade etmiyor. Ama milli parklarımız kendi sınırları içerisinde 200 tane bana göre yaparsa oraya çok güzel bir hizmet etmiş olur turizm adına. Bunu da tabii yapacak milli parklarımız. Belki ekonomik sıkıntıdan dolayı öteleyebilirler ama şunu çok iyi biliyorum ki milli parklarımız önümüzdeki yıllarda oraya inşallah konaklamayla ilgili çok güzel bir yer yaptıracaklarını ben çok iyi biliyorum. Yani programlarında var, projeleri hazır. Önümüzdeki yıllarda ama gönlümüz arzu ediyor ki biraz acele etsinler bu noktada. İnşallah konaklama iyi olduktan sonra artık tanıtım bizim işimiz, doğrusu sizin işiniz. Evet. Bu noktada inşallah paylaşırız. Ama şunu arz edeceğim. Mini parklar bunu yapabilirler. Kran ardındaki gibi. Hatta Sivas'a gitmiştim. Sivas Büyükşehir Belediyemiz, Sivas Belediyemiz yaptırmış. Orayı da görme fırsatımız oldu. Gönlümüzde aslında kayanın içerisinde oyarak yapıyorlar. Doğaya da zarar vermeden Doğan Bey. Bana göre inşallah böyle bir proje hayata geçirirlerse işte Karadeniz'i biz yayalımız vasıtasıyla Kayserilerin hizmetine sunmuş oluruz. Ama ben oraya gittiğim zaman yakınlaştırmış oluruz. Güzelliğe yakınlaştırmış oluruz. Ama ben oraya gittiğim zaman bir vatandaş olarak balık yemek için de bir mangal yakmak isterim. Yani evet doğru. Yani ama yani, mangal yapacağımız yerler farklı ama evet. Ben şöyle düşünüyorum Tolga Bey. Bizim takım şelaleleri, Elif şelalemiz ve Güney şelale, hı hı, burada adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi orada resmi çektirsinler. Evet. Gitsinler, milli parklarımızın yukarıda piknik alanları var. Çok güzel de dizayn ettiler. Sağ olsun Sayın Valimiz geldiği de talimatlarıyla çok güzel de bir park alanı, araçların park edeceği bir güzelliğe imza attılar. Büyükşehir Belediye'miz yaptırdı tabii. Her ikisine de gönülden teşekkür ediyorum. İki tane atom karınca birleşince doğrusu güzellikler de buraya o manada yağmaya başladı. Ben her iki atom karıncamızı da buradan saygıyla muhabbetle kulaklarını çınlatmak istiyorum. Muhabbetlerimizi arz etmek istiyorum. Evet. Ben şunu da söyleyeyim de, evet, benim son sözüm olsun bu. Oraya gidenlere dikkat ediyoruz. Yani geri dönüş yoluna, yani yola baktığımızda ya gidenlerin ya gelenlerin yolları kirlettiğini görüyoruz. Özellikle de plastik atıklarla. Doğru. Buna da bir dikkat çekerseniz eğer, yani biz ben sürekli yazıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama insanları bir türlü tırnak içerisinde bu pisliği atma noktasında onları arındıramıyoruz. Doğru. Siz de bir yetkili olarak buna bir çağrı şuna yapabilirseniz eğer. Hakikaten bir çevre bilinci çok çok önemli. Yani artık bundan sonra plastiğin belki bir asır dayanabildiğini, yani doğayla mücadele ettiğini, yani bilim adamlarımız, bir asırdan fazla, 1 milyon yıl kadar söylüyor. Aynen öyle. Ama şunu söyleyeceğim, ne olur diyorum, geldikleri zaman içmiş olduğumuz suyun pedini dışarı atmak gerçekten birazcık artık 2022'de yakışmıyor doğrusu. Dayanamıyorum, tahammül de edemiyorum. Belediye başkanıyız tabii, temizlik bizim işimiz ama Doğan Bey, zaman zaman ikaz ettiğimiz zaman da kardeşim sana ne diyor, ben özgürlüğüme mi dokunuyorsun diyor. Yanlış. Bu bir özgürlük. Çok iyi biliyorum. Kayseri'de bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Çevre yolda, İller Bankası'nın orada giderken
vatandaşın bir tanesi tabii sigara izmaritini attı. Attı, önümden de gidiyor. Tabii arkadaşlar, genç arkadaşlar, ikaz ettim. Baktım tabii biraz daha o konuda bana, hani bizim Yahyalı tabiriyle zığarıyorlar çocuklar. Yani otururlar. Yahyalılar bunu çok iyi bilirler. Zığarma kelimesinin ne manaya geldiğini. Bilmeyenlere geldi. Ne diyelim onu? Yani birazcık yani biraz tepki gösteriyorlar. Tepkiye. Ha, tepki veriyorlar. Tepkinin buradaki tepkinin Yahyalıcası zığarmak demek. Evet doğru. Bunu Argo. Üretmiş olabilir. Argo kelime. Yani tam da oturur. Cuk diye oturur bu kelime. Zığarma kelimesi. Dedim ki, baktım ki dayak kime var işin içerisinde. Bak arkadaşlar, zabıta gelir ceza yazar, ben de tahammül edemem dedim. İşi öyle geçiştirdik, yoksa temizinden bir dayağım vardı. Uyarıdan yani. Tabii yani ikaz ederken usulüyle söylemek lazım. Siz belediye başkanı diye arnımızda yazdığı yok veya belediyeci diye arnımızda yazdığı yok. Ben kılpayı dayaktan zor kurtuldum. Ama doğa severlere şunu söylüyorum, sadece Yahyalı için söylemiyorum. Yani gittiğimiz yerde ne olur, bu yeryüzü bize emanet. Onu bir emanete nasıl riayet etmemiz gerekiyorsa öyle güzel riayet edelim diyorum. Ben şu doğa severlere, çevremizi, bu emanet ülkemizi, vatanımızı ne olur gerektiği gibi kullanalım. Çok güzel. Değerli başkanım, yine bir izleyicimiz yazmış. Daha önceden Aladağ şenlikleri oluyormuş galiba. Evet. Uzun süredir yapılmıyor diyor. Niye? Yani gerçekten şöyle Doğan Bey, ben özellikle izleyicimize muhabbetlerimi arz ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Tabii daha önceki belediye başkanlarımız sağ olsunlar, bizden önce bu ilçeye emeğe geçmiş belediye başkanlarımızı da kulağın içine yatırıyoruz. Onlarla dostluğumuz var, kardeşliğimiz var. Allah razı olsun, iyi ki varlar. Buraya kadar getirdiler. Ama demek ki üst yapıyla da ilgili köy görüntüsünden bir şehir görüntüsüne getirme güzelliği de bize nasip oldu. Ama altyapı, görünmeyen güzellikler de bizden önceki belediye başkanlarımıza nasip oldu. Onlar zamanında yapıldığını çok iyi biliyorum. Aladağ şenliği ama... Birazcık şuna ben önem veriyorum. Mesela dikme şenliği oldu, Süleyman Fakılı şenliğimiz oldu, İsmet Mahallesi şenliğimiz oldu. Ne bileyim diğer mahallelerimiz yaptığı şenlikler, yani Çubuklu şenliğimiz oldu. Oraya insanlar biraz daha özellikle geliyorlar. Yani Yahyalı ile ilgili Aladağ şenliğine gelen insanlarımızın sayısı kadar belki oraya gelen insanlarımız oluyor. Yerel çok daha önemli. Hatta biz o eksikliğimizi inşallah... elma festivallerimizi de kapatmak istiyoruz. Yani yine gelen dostlarımız cuma akşamı yapacağız. Cumartesi ve pazar günleri de inşallah Kabuzbaşı'mızı gelsinler, Ulupınar'ımızı gelsinler, Hacer Ormanlar'ımızı, Derebaş Şelale'mizi gelsinler. Kendilerine de o fırsatı inşallah sunmuş oluruz. Yani cuma günü gelsinler, hem anne ve babalarının ellerini öpsünler, hem hasret gidersinler. Evet, Kurban Bayramı yakın bir tarihte geçti ama o vesileyle gelsinler, annelerin elini, babaların elini bir kez daha öpsünler inşallah. Elma Festivali'ni, tüm insanlarımızı, hemşerilerimizi biz buraya bekliyoruz inşallah. Hem gelsinler, dediğimiz gibi inşallah Aladağ Şenliği değil, bunda meydanda elma şenliğimizi bekliyoruz kardeşlerimizi. Evet. Değerli başkanım, biliyorsunuz Yahyalı en fazla yağış alan bölgelerden bir tanesi. Zaman zaman da yol özellikle sel bölgesine, dere yataklarına ciddi anlamda yapılanmalar oluyor. Tabii sizin uyarılarınız oluyor ama bu tip o istenmeyen talihsiz olayların olmaması adına ne gibi önlemler alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kaçak kapıları denetliyor musunuz? Doğan Bey, aslında biliyorsunuz bir musibet bin nasihatten hayırlı diye büyüklerimiz söyler. Aslında Cenab-ı Allah fiili olarak da ey kullarım bak, yani sel veriyorum, aklınızı başınıza alın, dere yataklarına, sel sıkıntısı olan yerlere ev yaptırmayın diye. Doğrusu bu noktada birazcık duyarlı değiliz. Üzülerek ifade ediyorum. Gerek belki dere bağımızda bunu yaşadık, gerekse büyük çakırımızda yaşadık, Kabuzbaşımızda yaşadık, Ulupınar'ımızda yaşadık. Ama yani dua diyelim, yeryüzü bize hal diliyle ben gereğini yaparım. Ama siz bundan ibret alın, ders alın diye. Ben Cenab-ı Allah ibret alanlardan etsin diyeceğim. Belediye başkanı olarak da, vatandaş olarak da bu noktada gerçekten insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Belediye olarak gidiyoruz. Yani zaman zaman değil, bu bizim görevimiz. Kaçak inşaat konusunda bizim birinci görevimiz. Ama sel yatağına, dere yatağına, ev yatırma noktasında gidiyoruz, nasihat çekiyoruz ve elimizden gelen engellemeyi de yapıyoruz. Bu noktada Allah'a emanet olun, belediyemiz üzerine düşeni yapıyor ama yağışın bol olduğu bir bölgedeyiz. Zor bir coğrafyada, belediye başkanlığının zor olduğu bir coğrafyada o kadar zevkli, o kadar da zor şartlarda
dediğimiz gibi sel felaketi bölgesinde belediye başkanlığı yapıyoruz. Birazcık tabii bütçemizi aşan sıkıntılar veriyor mu? Allah devletimize zeval vermesin. Tabii afetten para istedik. İnşallah gelirse onu bekliyoruz. Tabii bizim yaptığımız güzellikler var. Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı iyi ki varlar diyorum ben. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve bağlı birim amirlerimiz diyeceğim. Genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları elleşerek biz yaraları da sardık. Ben iyi ki varlar diyorum. Evet. Şimdi bir izleyicilerimiz yazıyor. Özellikle elmayı konuşurken Tolga Bey sorduklarında özellikle elmadan faydalanabilmek için ilçenin de özellikle göçü önleme adına elma püresi işte çocuk mamalarının falan kullanıldığı için fabrika gibi böyle bir tesis kurulmasına belediye yardımcı oluyor mu? Böyle bir çalışmanız var mı? Yani o noktada zaman zaman İstanbul'daki, Ankara'daki iş adamlarımız geliyor. Gönülden yürekten tabii biz doğduğumuz yerle ödeşmek istiyoruz. Buraya fabrika kurmak istiyoruz diyorlar. Belki insanlarımız şunu istiyor. Yani belediye kendi imkanını, arsasını versin noktasında belki düşünüyor olabilirler. Ama şunu söyleyeceğim. Planlama noktasında biz zaten kendilerine yardımcı oluruz. Hatta önlerine düşelim, yani şahıslardan alma noktasında biz kendilerine yardımcı oluruz. Planlarız, projelerimizi kendilerine yardımcı oluruz. Ama tabii insanlarımız belki şunu bekliyorlar, arsa versin, biz üzerine yaptıralım. Yok, eğer arsa olmuşsa birinci planda ben TOKİ'ye vererek ev yatırmayı gönlümden geçiriyorum. Yani barınma benim için birinci planda önemli olan. Arkasından geliyor yani dükkan, iş yeri. Ama şunu arz ediyorum, biz her zaman iş adamlarımızın yanındayız. Nasıl ki tekstil atölyesinde varımızı onlara verdik, cüzi bir kira bedeliyle verdik. Çok açık yüreklilikle söylüyorum, iş adamlarımız beni Yahyalı'da elma maması, çocuk maması yapmak istiyorum dediği zaman önlerine düşeceğim. Yani o izleyicimizin de elinden tutacağım. Çok samimi söylüyorum, tüm imkanlarımı seferber etmenin ben sözünü veriyorum, onu yüreklendirmek için. Kendinin yanında olacağım. Bu son sorum olsun değerli başkanım. Zaman zaman işte Cumhurbaşkanımız da üzerinde çok duruyor. Hayat pahalılığıyla ilgili bu anlamda belediye başkanları ilçelerde, şehirlerde tabii Büyükşehir Belediye Başkanı. Siz de esnaf denetimleri yapıyor musunuz? Stokçuluk yapanlar var mı? Örneğin burada da toptancılara veyahut da diğer firmalara stokçuluk yapanlara belediye ekibi olarak müdahale ediyor musunuz? Doğan Bey, o gerçekten önemli bir konu. Yani birazcık tabii insanlarımızın hırs yaptığı bir konu. Nasıl olsa pahalılık var. Bir malın üzerine bir daha evet nasıl olsa gidiyor. Bu arada gider. Tam da bu noktada gerçekten diyorum. Hem bizim ilçe tarım müdürlüğümüze, il tarım müdürlüğümüze, belki maliyemize, belki etiket noktasında belediye olarak bizlere çok çok iş düşüyor. Gidiyoruz. Cenab-ı Allah diyorum ben ticaret ahlakı versin diyorum. Yani öbür ahlak da önemli ama ticaret ahlakı bana göre çok daha önemli diye düşünüyorum. Buradan çağrımızı ben yenilemek istiyorum. Ne olur hırs yapmayalım. Bu insanlar bizim. Bu insanlara gerçekten zor durumda olan insanları bir kez daha zorlamanın bir manası yok. Bu insanlar sayesinde siz evinize ekmek götürüyorsunuz. Ne olur müşteri, veli, nimetinizle gelin o nimeti tepmeyin diye düşünüyorum. Yani tüketim toplumuyuz. Bana göre pahalılıkla insanlarımızı tüketim zevkinden mahrum bırakmayalım diyorum. Belediye olarak etiket noktasında bize iş düşüyor. Yoksa yani biliyorsunuz gıda denetiminde biz yetkili değiliz. Biz ancak ve ancak etiketi konusunda serbest piyasa zaman zaman denetimimiz oluyor. Toplancılara oluyor, gıda üretimi yapanlara oluyor, berberlere oluyor, diğerlere oluyor ama bana göre doğrusu buradaki ilçedeki yok. Ahlakı çok çok önemli. Ona gerek kalmadan, denetime gerek kalmadan ben esnafımıza burada çağrıdan bulunmak isterim. Ne olur iş ahlakı çok önemli. Bu insanlarımız bizim insanlarımız. Gelin sağlıklı gıdayı üretelim. Sağlıklı gıdaların satışını yapalım ama üzerine koymayarak belirli bir kar marjıyla bu insanlarımız gelin düşünelim diye. Vicdanlı olalım. Vicdanlı diyor. Olu. Merhametli olmaya ben davet ediyorum. Evet. Şimdi bir izleyicimiz aslında son soru demiştim ama 2 yıl önce Orman Bakanlığı ile birlikte ağaç dikim kampanyası yapmışsınız. Doğru. Birçoğu da tutmamış. Yöreye uygun ağaçların dikilmesi adına bir çalışma olacak mı diyor. Ben teşekkür ediyorum Doğan Bey. Her zaman televizyonların, kameraların önünde
İşte biz Yahyalı Belediyesi olarak orman diktik. Hadi bana eyvallah, ben bunu proje olarak görmüyorum. Orman sevgisi olarak da görmüyorum. Fidan sevgisi de. Bana göre dikeceğimiz ormanların mutlaka sulanabilir yerlere dikerek damlama sulamayla yaparsak doğrusu bir netice elde ederiz. Ama ağaçlandırma noktasında da 41 kere maşallah projemin içerisinde var. Yeşil bir Yahyalı, cennet gibi bir Yahyalı ama üzerine daha fazla koymamız lazım. Bir güzelliği de paylaşmak istiyorum burada. Tabii bizden önceki dikilen badem fidanlarından şimdi inşallah ürün elde edeceğiz, meyve elde edeceğiz. Daha doğrusu ürünü bu yıl inşallah hasılatını yapmış olacağız. Hasadını yapmış olacağız. Evet. Hem hasılatını yapacağız hem de hasadını yapmış olacağız. Gerçekten 10 dönümlük bir yere badem ekmişler. İnşallah hasadını yaptığımızda da kamuoyuyla paylaşırız. Dediğimiz gibi sadece kuru bir çam yerine, kuru bir meşe yerine bana göre badem dikersek hem insanlarımız istifade ediyor hem de bunun aynel yakın görme fırsatı oldu. Gidiyoruz bizim bu Belen Dağı dediğimiz yerde bizden önceki ormancılarımız dikmişler. İnsanlarımız yiyorlar, kuşlar yiyor, insanlarımız istifade ediyor. Bundan sonraki dönemlerde kuru meşe yerine, kuru çam yerine inşallah meyve veren ağaçları belki arıç olabilir, belki bu konuda badem olabilir, belki ceviz olabilir. İnşallah bu konuya ağırlık vereceğiz. Evet. Bu konuda haklı. Zaman zaman kuruyan ağaçlarımızın yerini de paylaşmak isterim. Bir evlilik ormanı, bir nişanlılık ormanıyla ilgili inşallah bir yeri de tahsis ettik. Bundan sonra evlenen çiftlerimiz öncelikle imza atabilmesi için, evlilik cüzdanına imza atabilmesi için öncelikle gidip bir fidanı diktikten sonra ancak nikahlarını kıyacağız. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Güzel bir proje olmuş. Çok değişik bir proje olmuş. Evet, çok değişik. Yani, fidanı diktin mi, tescillendi mi? Bir tamam. Sorumluluk yüklüyorsunuz. O, güzel. Kesinlikle tabii. Yani gitsinler, hem kendi ağaçlarını kendiler korusunlar. Hadi bir ağaç dikmiştik, gidelim şunu bir hatıra, ormanında bir hatıra fotoğrafı çektirelim deme fırsatı vereceğiz. Yani evet. İlk çocuklarını daha evlenmeden önce inşa kesinlikle, etmiş oluyorlar. Kesinlikle, güzel. Evet. Çok güzel. Değerli başkanım, yaklaşık 2 saattir, 2 saat 15 dakikadır biz sizler birlikteyiz. Gerçekten çok serin bir ortam. Böyle suyun böyle sesiyle de tedavi ediyor insanı. Dinlendirdi de bizi. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya biz şimdi evet. Buraya cennete geldik, cehenneme gidiyoruz. Efendim, gönülden yürekten teşekkürüm var. Gerçekten bizim yürüyen ayağımız, belki konuşan dilimiz oldunuz. O noktada tabii tüm şahsınızla, tüm basın camiamıza, gazeteci dostlarımıza, duayen gazetecilerimize tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Bizim dediğimiz gibi tanıtımda elimiz ayağımızsınız. Bu noktada ben size gönülden teşekkür ediyorum. Bugün altından ırmak akan mekanımızda sizi ağırladık. Çok güzel. Tabii evet. Sürçün lisan ettiysek tabii affola diyorum ben. Hem izleyicilerimize hem de sizlere. İnşallah ben Elma Festivalimizde buluşmak üzere diyorum. Gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki Yahyalı'ya geldiniz. Buralar tanıtım olursa güzel olur. İnsanlarımız da güzelleşir burası. Ben tüm doğa severlerimizi, turizm severlerimizi, Yahyalı'mızı bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Sayın başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, gerçekten Yahyalı'mız girişinde tabelada yazıyor. Cennet Yahyalı'ya hoş geldiniz. Yeryüzündeki cennet Yahyalı'ya hoş geldiniz. Yahyalı'ya hoş geldiniz. Değerli başkanımız çok güzel bir oraya resim bulmuş. Koymuş ve paylaşmış. Yahyalı'ya girişinde Tolga Bey'le de biz de girişten itibaren dedik ki yemyeşil bir Yahyalı. Ümit ediyoruz bu Yahyalı'nın yeşilliği, doğası korunur. Yahyalı'nın da sevilen siması. Belediyecilikte gerçekten çok önemli bir isim. Yıllar önce tanıdığım için kendisini, sevgili Esat Başkanım'ın Kocasinan Belediyesi'nde çok önemli tecrübeleri var. Dolayısıyla bu önemli bilgi ve birikimini Yahyalı'da da sürdürüyor. Gülen yüzüyle halkın da sevgisini kazanmış. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Yahyalı'mızı anlatmaya çalıştık. Bir başka programımızda daha buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.